1. bölüm Osmanlı öncesi Arnavutluk tarihi. Öncelikle Arnavutluk 15. yüzyıldan beri Osmanlı içinde yer alıyordu. Haliyle birçok paşanın, birçok önemli devlet adamının Arnavutlardan çıkması gibi Arnavutlukla alakalı belgeler de Osmanlı arşivinde yer alıyor ve Osmanlı'dan önceki dönemle alakalı elimizde pek bir belge bulunmadığı için genellikle Arnavutluk tarihini Bizans'tan Roma'dan yani diğer imparatorlukların arşivlerinden öğreniyoruz. Çünkü onlar da Arnavutlukla epey bir ilişki kurdukları için birçok şeyi kaydettiler. Görüldüğü kadarıyla bugünkü Arnavutluk bölgesinde Paleolitik çağdan beri bir yerleşim vardı. Yani insanlar yaşamaktaydı. Ama günümüz Arnavut milletinin veya Arnavut halkının o kadar geriye gittiğini söylemek mümkün değil. Bize resmi kayıtların gösterdiği kadarıyla Arnavutların ataları Iliryalılardı ve bir takım akademisyenler Iliryalıları Pelazg halkı ile birleştirerek Arnavutların da Pelazlardan geldiğini söylüyorlar. Arada bir takım hem kültür hem de dil bakımından benzerlik olduğunu söyleyerek Arnavut tarihinin 5000 yıl önceye kadar gittiğini savunuyorlar. Ama ben bu görüşte değilim. Çünkü 5000 yıl önceki Arnavut'la bugünkü Arnavut arasında hemen hiçbir benzerlik kalmadı. Kaldı ki eğer öyle yapacaksak Pelazgları da onlardan önceki imparatorluklarla veya halklarla birleştirmek lazım. ve öyle yaparsak Arnavutların tarihini günümüzden 200 bin yıl önceye kadar götürmek mümkün olur. Ama bu bilimsel bir yaklaşım olmaz ve zaten tarihçilik de böyle yapılmaz. Ben hem kaynak bolluğu sağladığı için hem de kendim de savunabileceğim bir görüş aktarabilmek için Arnavutların tarihini epir ve ilir halkıyla yani resmi kaynaklarla ilişkilendireceğim ve komplo teorisyenciliğine veya fantazi tarihçiliğine girmeyeceğim. Paleolitik ve Neolitik çağlarda o bölgede yaşayan toplumun tam olarak hangi millet olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü o dönemde diğer komşu halklarda olduğu gibi orada yaşayanlar göçebeydi. Eğer illa da tarihten bir örnek vermek gerekiyorsa ve en geriye gitmek gerekiyorsa belki Arnavutların atalarını Milattan önce 13. yüzyılda İlir ve Dor istilasıyla Balkanlara çöken kişilere götürebiliriz. Yani günümüzden hemen hemen 3000 yıl önce Miken uygarlığını yıkan ve Balkanlara yerleşen kavimlerin bir bölümü Arnavutların atasıdır. Ama maalesef onlarla alakalı elimizde pek bir kaynak yok. Yine de isim benzerlikleri bile bir köken görevi gördüklerini gösteriyor. İlir ve Ilirya Antik çağlarda Iliryalılar Balkan yarımadasında batı bölgesine yani Adriyatik Denizi'nin Durazzo'dan yani Drac'tan Triste'ye kadar uzanan Dalmatça kıyılarına yerleşmişlerdi. Daha sonra ana gruptan ayrılan bazı kabile grupları İtalya'nın güneybatı bölgesine yerleştiler. Buraya geldiklerinde daha önceden yerleşmiş olan diğer Balkan milletleriyle de karşılaştılar. Günümüzün Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Batı Makedonya ve Epir bölgesine yerleşen Iliryalılar bu bölgelerdeki dili ve kültürü benimseyerek kültürel bir değişim gösterdiler. İlliryalılar Balkan yarımadasına geldiklerinde en küçük toplum birimi patriyarkal aileydi. Yani ataerkil düzen. Ve birkaç aile birleştiğinde bir kardeşlik meydana geliyordu. Birkaç kardeşlik bir kabileyi, birkaç kabile lordluğu, birkaç lordluksa prensliği meydana getirdi ve böyle böyle devlet gelişmeye başladı ama bu esnada Trak ve Helen kültüründen asimilasyona maruz kalan bazı Arnavutların olduğu gibi asimilasyona maruz kalmayan bir takım Arnavut grupları da vardı ve bu yüzden Iliryalılar Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılmışlardı. Toplumun nüfusu büyüdükçe tabii ki kabileler arası mücadele de başlıyor ve bir kabile diğeriyle iktidar için savaşıyor. Bu esnada da varlıklı, zengin olan kısım ön plana çıktığı için toplumda bir aristokrat sınıfı meydana geliyor. Demirden iş aletlerinin üretimi artınca tarım ve ziraatte de gelişme kaydedildi ve ardından ticari merkezler de büyüme gösterdiler. Böylece kabilelerin birçok açıdan gelişmesiyle beraber küçük şehirler oluşmaya başladı. Sahil bölgelerinde Drac, Leza, Oriku ve Butrinti, iç bölgelerde ise Apolloni, Bülisi ve Amantia gibi şehirler kuruldu. Yani eğer resmi tarihe bakarsak Arnavutların tarihi günümüzden 3000 yıl önceye kadar gidiyor. Ama illa da bir imparatorluk, bir medeniyet bulmak gerekirse bu durumda işler değişiyor. Çünkü ilk imparatorluğa M.Ö. 4. yüzyılda rastlıyoruz. Yani günümüzden 2400 yıl önce. Ki esasında bu da büyük bir sayı. Peki bu aradaki 700 yıllık döneme ne oldu? Yani Arnavutlar niçin bu kadar uzun bir süre bir imparatorluk oluşturamadılar? Problem neydi diye soracak olursak okuduğum bir yazıda şöyle yazıyordu. Arnavutlar tarih boyunca asi, baş kaldıran, hakimiyet kabul etmeyen ve pek de anlaşma yapmaya yanaşmayan dik başlı insanlardı. Ve ayrıyetten şöyle bir durum da var. Arnavutluğun olduğu bölge bir köprü bölgesiydi ve birçok imparatorluğun ortasındaydı. Bu yüzden birçok etkiye maruz kalıyordu ve bir türlü sağlam bir imparatorluk kurma bir türlü toparlanma, para kazanma, güçlenme imkanları yoktu. Çünkü bir türlü rahat bırakılmadılar. Sürekli bir savaş halindelerdi. Bu yüzden de sağlam bir imparatorluk oluşturamadılar. Neticede coğrafya kaderdir. Ve adamların bu bölgede oldukları için çekmedikleri şey kalmamıştır. Ki zaten video boyunca bunlara değineceğim. Tabi şöyle bir durum da var. Eğer büyük bir imparatorluk kurmak veya büyük bir imparatorlukta yer almak istiyorsanız Büyük bir işbirliği yapmanız lazım. E büyük bir işbirliği içinde din birliği veya bir takım ortaklıklar gerekiyor. E Arnavutlar tarih boyunca milli duyguları dini duygulardan daha baskın gelen inatçı karakterli insanlardı. Dolayısıyla öyle hemen Hristiyan veya Müslüman olmamışlardı. Bu yüzden de büyük imparatorluklarla erken dönemde dost olamamışlardı. Genellikle çok uzun süren savaşlar sonucunda en son yapacak bir şey kalmadığı için yavaş yavaş asimile olmaya başlamışlardı ve yine de tamamen bir asimilasyon sürecine girmemişlerdi. Ama Arnavutlar bir yere girmeyi ve asimile olmayı ne kadar reddediyorlarsa oldukları zaman veya birleştikleri zaman da o kadar sahip çıkıyorlar. Hatta bu yüzden genellikle Arnavutlar Osmanlı'ya en zor giren Balkan halkıdır ama Osmanlı'dan da en zor çıkan Balkan halkı olmuşlardır. Yani sonuna kadar bağlı kalmışlardır. Hatta bu yüzden birçok Osmanlı paşası birçok Osmanlı devlet adamı Arnavutlardan çıkmıştır. Şunu da söylemek lazım. Genellikle Balkan tarihi kitaplarında iki tane savaşçı milletten bahsedilir. Bunlardan birincisi Arnavutlardır. İkincisi ise Büyük İskender sağolsun Makedonlardır. Ki esasında zaten Makedonların da Arnavutların da kökü bir. Yani arada pek bir fark yok. Arnavut halkına göre bir şey ya siyahtır ya beyazdır. Yani gri yoktur, ortası yoktur. Ve bir şey yapıyorsan ya hep ya hiç diyerek ölümüne yapman lazımdır. Yani epey bir inatçılar ve zaten bu yüzden tarih boyunca onlara inatçı bir millet denilmiştir. Arnavutlar bu sebeple kendilerine göklerin kralı olan kartalı sembol seçmişlerdir ve Arnavut halkı kartalla birleşmiştir tıpkı Türklerin kurtla birleşmesi gibi yani böyle bir ilişki kurulması gibi Arnavutların da Kartal'la ilişkileri epey bir önemlidir. Çünkü Arnavutluk bile yani Şipriya bile esasında Kartalların ülkesi demek. Ve yine Arnavutça da Arnavutça Şip'tir. Arnavut Şiptar'dır. Bayraktaki Kartal Şiponya'dır. Bunların hepsi dil, ırk, millet, bayrak gibi anlamların yanında kartal anlamına gelmektedir. Ve aynı zamanda bu kartal isyanı ve inadı başkaldırıyı temsil eder. Devam edersek İlliryalıların özellikle demir çağında demir ve bakırdan iş aletlerini üretmeleri, tarım ve ziraate elverişli olan toprakları ekip biçmeleri, elde edilen ürünlerden fazla olanları başka milletlere satmaları, ayrıca çömlekçilik, seramik kullanımı ve süslemesi, takı yapılması ve balıkçılık gibi toplumun sosyal ve ekonomik yapısını zenginleştirecek meslek ve zanaatleri öğrenmeleri onları çok ciddi bir ilerlemeye sevk etmiştir. Kısa sürede göçebe yaşamdan tamamen kurtulan ve yerleşik hayata geçen İliryalılar çok geçmeden ahşaptan evler tasarlamaya ve inşa etmeye başladılar ve bu sayede komşu bölgelerde ahşap ve demir işçisi olarak çalıştılar. Zaten Korça'nın Malik bölgesinde yapılan bir takım kazı çalışmaları bu ahşap evlerin ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Zira bu evlerin mimarisi ne Roma yapılarına ne de Yunan yapılarına benziyor. Bunlar tamamen özel ve hatta yapılan çalışmalarda bugün Arnavut kaldırımı adını verdiğimiz bir kaldırım türü keşfedildi. Zaten yollarıyla meşhur Roma İmparatorluğu'nun da bu yol yapımlarında Arnavutlardan epey bir beslendiği, epey bir yardım aldığı da bilinen bir şeydir. Öyleyse bunlar İlirya İmparatorluğu'na veya Arnavut kültürüne özel en önemli yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ha, bahsetmeyi unutmayalım. İlirya ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanıyordu ama coğrafya pek elverişli olmadığı için bugün bile mevcut toprağın %20'si anca işlenebiliyor. Yani tarımdan pek de bir para kazandıkları yok. Ve buna rağmen Roma döneminde güney ve batı bağlantısı İlirya üzerinden sağlanmıştı. Yine doğudan gelen ticari ürünler ve kervanlar İlirya üzerinden geçiyordu ve bu esnada İlirya halkı epey bir meslek öğrendi, epey bir ticaret yaptı. Ayrıca bölgeye dışarıdan gelen tüccarlar çok geçmeden İlirya'nın batı bölgesine yani Adriyatik denizi kıyılarına yerleştiler ve böylece toprak genişlemiş oldu. Amma ve lakin yüzyıllardır İlirya topraklarında yaşanan savaş, yağmalamalar ve bölge yıkımı gibi olaylar sebebiyle İlirya'daki şehir hayatı ve şehirleşme süreci büyük darbeler aldı. Öyle ki Batı İlirya'dan bazı yerleşim bölgeleri örneğin Nişi, Doklea, Amantia, Onkezmi ve Eoria barbar saldırılarından dolayı yok oldular. Apolloni, Butrinti, Adrianopoli ve Bülisi şehirleri ise önceki dönemlerindeki parıltıyı ve ticaret merkezi vasıflarını kaybettiler. Çok uzun bir süre sadece psikoposluk veya askeri yerleşim yeri olarak kullanıldılar. Bu yüzden de bu yüzyıllarla alakalı bazı kaynaklarda yerleşim bölgeleri artık şehir olarak değil, kale yani Castellia veya Polismata şeklinde adlandırılıyor. Bunlara rağmen her ne kadar birçok saldırı veya yağmalamalara maruz kaldılarsa da İşkodra yani Skutari, Leza, Ulşini ve Liknidi yani Ohri şehir vasıflarını hiç kaybetmediler. Halkın büyük bir kesimi ise saldırılardan korunmak amacıyla yeni inşa edilen şehir surlarının içerisine yerleşmek üzere bölgelerini terk ettiler. Kruya, Kanina ve Petrela bölgeleri buna örnek verilebilir. Kale ve yerleşim yerleri genellikle saldırılardan korunmak için yüksek yerlere yapıldı ve bu yüzden halk dağlık bölgelerde yaşamaya alıştı. Tabi aynı zamanda bir tek saldırılar ve savaşlar değil, kıtlık, doğal felaketler, salgın ve birçok şey halkın yaşamına epey bir zarar verdi. Toplum yapısı genellikle asiller yani şehirliler ve köylüler yani halk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu asil olanlar genellikle parası olanlardı. Yani atölyeler, tersaneler, gemiler ve çeşitli mallar onlara aitti ve bu yüzden onlar toplumun en güvenli bölgesinde yani kale içinde yaşıyorlardı. Bu sebeple onlara Zot diye hitap ediliyordu çünkü Zot bir saygı göstergesidir ve örneğin bugün bile Zotiş Piis yani evin efendisi, ev sahibi anlamında bu kullanılmaktadır. Ayrıca Zot'un Arnavutça'daki diğer anlamı tanrıdır ve bu İngilizce'deki Lord kavramıyla aynıdır. Çünkü İngilizce'de yine Lord hem tanrı hem de lord yani efendi demektir. Yeterince toplum yapısından ve coğrafyadan bahsettik. Şimdi biraz da imparatorluğa girmek lazım. Görüldüğü kadarıyla Arnavutların tarihteki ilk imparatorluğu olan Ilirya'nın ilk imparatoru yani en eski imparatoru Bardülis'ti ve milattan önce 4. yüzyılda yaşamıştı. Milattan önce 3. yüzyılda Güney bölgesinde Epir devleti ortaya çıktı ki onlar da Arnavuttu ve o yüzyılda İlirya İmparatorluğu epey bir kuvvet kazanmıştı. Öyle ki ona Ardiyan Devleti diyenler de oldu ve bu Arnavutça bilmeyen tarihçilerin kafasını karıştırıyor. Halbuki İlirya ve Ardiyan aynı şey. Yani aynı millet, aynı devlet bir fark yok. Hatta İlirya o kadar genişledi ki Makedonya ile sınır ortağı oldu ve Makedonlarla Arnavutlar, daha doğrusu İlirya'lılar iyice karıştı ve sırf bu yüzden bugün Büyük İskender'in de Arnavut olduğunu söyleyenler var. Ama ben bu görüşe katılmıyorum. Yani tamam, belki soyunda Arnavutluk olabilir ama adam resmi olarak Makedon kralı ve bütün dünyada onu Makedonya İmparatorluğu'nun başı olarak görüyor. Yani sırf tarihteki böyle büyük karakterleri kan bağı var, bir şey var diye kendi milletimizden addetmek bence doğru değil. İlla öyle bakacak olursak eğer e başka imparatorlar var. Örneğin milattan sonra 4. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru 1. Konstantin. Kendisi tamamen Arnavut. Yani illa övüneceksek onunla övünmek lazım. Roma demişken milattan önce 250'de Kral Agron yönetimindeki İlirya İmparatorluğu Balkan Batı Deniz kıyılarının tamamını yönetim altına almıştı ve bu yüzden Roma İmparatorluğu'nun da epey bir dikkatini çekmişti. Bilindiği üzere Roma İmparatorluğu dünya medeniyetini ve tarihini şekillendiren en önemli imparatorluklardan biriydi. Roma İmparatorluğu İtalya Yarımadası'nda doğmuş ve Akdeniz kıyılarında gelişmişti ve bu gelişim esnasında Arnavutlarla epey bir mücadele etmişti. E tabi ki Roma baskın gelmişti ve birçok bölgede kölelik, yağma ve eziyet yaşandığı için Arnavut halkı birçok defa Roma'ya karşı ayaklanmıştı, isyan etmişti. Roma isyana kalkışan birçok kabileyi örneğin Pirusta kabilesini ya imha etti ya da sürgüne gönderdi ve bölgedeki vergileri epey bir arttırdı. Bu yüzden Arnavut halkı Roma İmparatorluğu karşısında asimile olmadı. Zira nefret ettiğiniz bir imparatorluk tarafından asimile olmak pek de kolay değil. Bu arada Dıraç'ta yapılan arkeolojik çalışmalar İlirya İmparatorluğu'na ait ilk yerli paranın Teuta Krallığı zamanında ortaya çıktığını söylüyor ve bu Roma İmparatorluğu'na girişten önce yani Arnavutlar Roma İmparatorluğu ile münasebet kurmadan önce de büyük bir imparatorluk oluşturmayı ve kendi paralarını basmayı başarmışlar. Bu arada Teuta'nın bir kraliçe olduğunu da söylemek lazım. Yani Arnavutlar milattan önce o dönemde bile bir kadının başa geçmesine izin vermiş ve bunu kabul etmişler. Arnavutluk bölgesi bütün tarih boyunca Balkanlarda doğuyu ve batıyı birleştiren bir köprü görevi gördü ve bu yüzden son derece önemliydi. Bu önemli bölgeyi koruyabilmek adına Arnavutlar birçok defa kendi aralarında bile mücadele ettiler ve bölge prensliklere yani şehir devleti sistemine boyun eğmek zorunda kaldı. Hangi prens daha güçlüyse onun olduğu bölge başkent oldu ve bu şekilde sistem sürekli değişti. Roma İmparatorluğu'nun İlirya ile mücadele ettiği dönemde en güçlü Arnavut Prensliği Drac Prensliği'ydi ve bunun da başı Teuta'ydı. O dönemde Yon ve Adriyatik denizinde Arnavut korsanlar Roma'ya sürekli tacizde bulunuyorlardı ve Roma bunların yapılmaması için Teuta'ya bir elçi gönderdi. Saldırıları durdurun dedi. Fakat gönderilen elçi Teuta'yı bir kadın olduğu için küçümsedi ve saygısızca davrandı. Teuta da madem öyle diyerek elçiyi idam etti. Ve bu hareketi Makedonya krallığı da onayladı. Çünkü bizim Arnavut korsanlarının Roma'ya saldırması ve meşgul etmesi Makedonya'nın da işine geliyordu. E Roma tabii ki bir elçisi öldürüldüğü için savaş açmak zorunda kaldı. Ve önce 229'da Roma ve İlirya arasındaki savaş başladı. Kimileri bu savaşın 239'da başladığını söylüyor ama genelde akademi 229'da karar kılmış. Makedonya her ne kadar sözde İlirya'ya destek olmuş olsa da icraate gelince pek bir hayrı dokunmadı ve Roma İmparatorluğu bir yıl içinde hem Adriyatik kıyılarını hem de birçok adayı işgal etti ve önce 228'de İlirya İmparatorluğu barış istemek zorunda kaldı. Her ne kadar İlirya bir barış istemiş olsa da Makedonya ayak altından başka bir prens olan da anlaştı ve Demetrius aynı yıl anlaşmayı hiçe sayarak Roma'nın işgal ettiği bazı bölümlere saldırarak toprakları geri almaya çalıştı. Roma bu saldırı üzerine tekrardan hücum etti ve ikinci harekatıyla beraber Ilirya'yı epey büyük bir mağlubiyetle karşı karşıya bıraktı. Demetrius da bu esnada Makedonya kralına sığınmak zorunda kaldı ve Ilirya artık ufak tefek muharebelerle çok uzun süren bir mücadele ile Roma karşısında ayakta kalmaya çalıştı. İlirya İmparatorluğu gitgide güç kaybetti ama buna rağmen 60 yıl boyunca Roma boyunduruğu altına girmeyi reddetti. Yani inat üstüne inat yaptı. Tabii ki bir yere kadar çünkü Roma 3. Makedonya seferinde hem Makedonya'yı hem İlirya'yı hem de birçok Balkan bölgesini ele geçirmeyi başardı. E zaten öyle yapmış olmasaydı bir dünya imparatorluğu olamazdı. Roma M.Ö. 167 yılında Kral Gentius'u da yendi ve bütün Makedonya'yı, bütün Arnavut topraklarını ele geçirdi. Böylece İlirya için 500 yıl sürecek bir Roma hakimiyeti dönemi başlamış oldu ve Roma döneminde İlirya, Arberia ismiyle tanındı ve kaynaklara da öyle geçti. Tabi söylemek lazım ki bir tek Batı İlirya Roma İmparatorluğunu kabul etti, Doğu İlirya bölgesi ise dağlara çekildi, kendini izole etti ve kültürünü korumaya devam etti. Milattan önce 1. yüzyıldan milattan sonra 6. yüzyıla kadar Roma hakimiyeti altında yaşayan Batı İlirya halkı bir bakıma Romalılaştı veya asimile oldu diyebiliriz. Bundan sonra 375'te kavimler göçü başlayacak ve 20 yıl boyunca epey bir sallantı yaşayacağız. 395'te de Roma, Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye bölünecek. Bu esnada İlirya, daha doğrusu Arberiya, Doğu Roma'da yani Bizans'ta kalacak ve Arberiya ile alakalı kaynaklar hep Bizans'ın arşivlerinde duracak. Anlaşılacağı üzere önce Helen kültürüyle, sonra Roma ile, sonra Bizans'la, daha sonra da Osmanlı ile ilişki kuran yani kültürünü şekillendiren Arnavut toplumunun bugün hala 3000 yıl veya 5000 yıl öncekiyle aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Gerçi hiçbir toplum için bunu söylemek mümkün değil. Çünkü kaç bin yıl geçiyor, kaç bin savaş ve etkileşim yaşanıyor, genetik bile değişiyor. Ama niye ise insanlar bunu kabul etmek istemiyorlar. Dünyada yeterli eğitimi almamış hangi halka sorsak kendi tarihini 10 bin yıl önceye götürecek. Ama lafta tabii. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Bizans devleti kayıtlarına ve kilise raporlarına baktığımız zaman Arberia devletinin üçe bölündüğünü görüyoruz. Birinci bölge Illyricum yani İlirya bölgesi. Bu bölge bugünkü Orta ve Kuzey Arnavutluğu kapsıyor. İkinci bölge Ipeiros yani Epir bölgesi ve bu bugünkü Güney Arnavutluğu kapsıyor. Üçüncü bölge ise Makedonya bölgesi. Bu aynı şekilde bugünkü Makedonya'yı kapsıyor. Makedonya deyince garip gelmesin çünkü milattan önce de zaten Makedonya bölgesinde Arnavutların yaşadığını söylemiştik. Hatta sırf bu yüzden Büyük İskender'i de Arnavut yapanların olduğundan bahsetmiştik. Hatta bugün bile Makedonya'ya gidin Üsküp'e bakın orada komple Arnavutlar yaşıyor ve hani Arnavutça konuşuyorsanız eğer orada yaşamak, orada işe girmek, çalışmak, okumak gayet mümkün. Tabii bu kadar savaş, değişim ve kültürel etkileşim yaşanıyorken Dinler arası diyalog da epey bir etkili oldu. Örneğin yine bu bölgede yaşayan Arnavutlar bir takım Hristiyan misyonerler tarafından Hristiyanlıkla tanıştırıldı ve yavaş yavaş Hristiyanlaştılar. Ama tam olarak ne zaman bunun yaşandığı belli değil. Çünkü 1. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar Hristiyanlık gizli bir dindi. Pek konuşulmayan, saklanan ve korkulan bir dindi zira Roma Hristiyanları gladyatör arenalarında milletin gözü önünde öldürüyordu. Yani Hristiyan olmak yasaktı. Kitab-ı Mukaddes'te Hristiyanlığın bugünkü haline gelmesini sağlayan ve Hristiyanlığın yayılmasında epey önemli bir rolü olan Aziz Pavlus'un Romalılara yazdığı şu mektuptaki ifadeye baktığımızda Hristiyanlığın erken dönem misyoner faaliyetlerinin bilir yıllara kadar ulaştığı anlaşılıyor. Zaten ayet de şöyle diyor. Yeruşalim'den başlayıp İlirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini her yerde duyurdum. Roma İmparatorluğu bu yeni inancı resmi olarak henüz kabul etmediğinden 300'lü yıllara kadar İlirya'da bu faaliyetler gizli bir şekilde yürütüldü. Bu esnada birileri Hristiyanlığı kabul ettiyse de mecburen gizlemek zorunda kaldılar. Milattan sonra 325'te Roma'nın Hristiyanlığı kabul etmesiyle bu gizlenme süreci sona erdi ki söylediğim üzere bunu başaran yine bir Arnavut olan İmparator Konstantin'di. Onunla beraber Arnavutluk'ta Hristiyanlar için yeni bir dönem başladı. Öyle ki 4. asırdan itibaren bugüne kadar bu bölge üzerinde misyoner faaliyetleri artık gizli gizli değil, doğrudan Vatikan tarafından yürütülmeye başlandı. 5. yüzyılda ise Hristiyan Arnavutların ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapmaları için Vatikan desteğiyle bölgede birçok mabet inşa edildi. Tabi Vatikan merkez yönetimi tarafından bölgeye gönderilen rahipler diğer bütün bölgelerde olduğu gibi kiliselerde, dualarda, ayinlerde din dili olarak Latince kullanmışlardı ve Arnavutlar Latince bilmedikleri için Hristiyanlığa pek de ısınamamışlardı. Zira Arnavutlar öyle Bilmedikleri bir dilde iman edip de kendilerini mümin zannedecek tipler değillerdi ve bu son derece önemli. Öyle ya anlamasak da olur latince her kelime bir sevap hoca efendine söylüyorsa onu yapalım bunu diyenler hala var biliyorsunuz. Kaldı ki esasında zaten Hristiyanlığın da resmi din dili latince değil ve ilk de latince yazılmadı. Ama o dönemde Roma hüküm sürüyordu ve Roma latince konuştuğu için... Hristiyanlığın da resmi dili Latince olmuştu. Ve itiraf etmek lazım havalı bir dil devam edersek zaten Roma'nın da amacı hak dini yaymak değildi. Onlar Hristiyanlık üzerinden halkı yönetmek, kontrol etmek ve bağlamak istiyorlardı. Üstüne üstlük bundan para kazanıyorlardı. Yani kilise yapacağız, mabet yapacağız diye hayvan gibi vergi alıp o paranın da büyük bir kısmını cebe indiriyorlardı. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu halkın gözünde bir süre sonra ceplerinde kalan o ufacık parayı da gasp etmeye çalışan bir mafya gibi görünmeye başladı ve bu da Balkanlardaki Hristiyanlık misyonerliğine epey bir zarar verdi. Daha sonra işler iyice kızıştı ve milattan sonra 529'dan 640'a kadar bütün Balkan bölgesi Slav akınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Hatta Arnavutluğun çok büyük bir bölümü Adriyatik denizini kıyı bölgesine göç etmek durumunda kaldı ve bunlar o kadar etkili oldu ki bu Slav ve Germen akımları Roma İmparatorluğunu bile paramparça etti. Tabi Roma'nın doğu ve batı diye bölünmesi yani Grande büyük bölünme diye ifade ettiğimiz bu olay esasında sonra 1054'te papalıkla İstanbul'daki ruhban sınıfın birbirini karşılıklı olarak aforoz etmeleri ve dinsiz saymalarıyla başlamış gibi gösterilir. Bu en azından bu işin resmiyete kavuştuğu, imzanın atıldığı net tarihtir. Ama zaten bu Roma ve Bizans bölünmesi çok daha önce yapılmıştı. Kaldı ki 7. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar da Balkan bölgesi Slav akınları yüzünden tamamen karışmış olacaktı. Yani resmiyette bir şey olsa ne olur, olmasa ne olur? İmparatorluk zaten bölünmüş. Balkanlara yapılan göçlerle beraber orada yaşayan halk tekrardan bir oraya bir buraya gitti. Yine inanç ve kültür bakımından birçok değişiklik yaşandı ve bu esnada Arnavutluk her ne kadar Bizans'ın kontrolü altında gibi görünse de Bizans ne dini ne de otoriter bakımdan herhangi bir etkide bulunmadı. Hatta halk bu sayede yerel folklorik inancındaki bir takım varlıkları da korumayı başardı. Örneğin yine pagan kültüründen kalma bir takım ögeler daha sonra Osmanlı zamanında bile korundu ve bugüne kadar geldi. Mesela Striga bunlardan biridir. Striga kış vakti ortaya çıkan vampir kökenli vampire benzeyen kan emen cadımsı bir varlıktır ve hala Striga ile alakalı hikayeler çocuklara anlatılır. Zira biliyorsunuz Balkanlarda vampir hikayeleri epey bir yaygındır. Nasıl ki bizde cin hikayeleri varsa Anadolu'da nereye giderseniz gidin illaki biri bir cin gördüyse böyle bir şey varsa Balkanlarda da vampir hikayeleri yaygındı. Hatta benim anneannem de ben çocukken dışarı çıktığımda erken gel Striga gelir falan diyerek beni korkuturdu ve anneannem Müslüman yani Striga'nın Müslümanlıkla alakası yok. Kaldı ki Striga zaten Hristiyanlıktan da önce olan bir inançtı. Hatta Roma'da buna Strix deniliyordu ve yine Strigoi şeklinde başka başka telaffuzları da var. Anlaşılacağı üzere Arnavutlar hem inatçı olmalarından dolayı hem de daha önce söylediğim üzere milli duyguları dini duygulardan daha ağır geldiği için bu tip ögeleri korumayı başardılar. Tabii ki bütün bu olaylar yaşanıyorken Arnavutluk'taki aristokrasi sistemi veya prenslik devam etti. Halk yine kendini yönetecek yerel lordlara ihtiyaç duydu ve zaten Bizans veya başka bir ülke ya da imparatorluk da Arnavutluk üzerinde komple güç sahibi olamadı. Genellikle o bölgede yaşayan bir takım lordlardan veya prenslerden o bölgeyi yönetmesi ama vergi vermesi beklendi. Milattan sonra 1190'a geldiğimizde ise Arnavutluk bölgesinde bir değişim yaşandı. O dönemde Arnavutluğun en kuvvetli prensliği Arberia prensliğiydi ve bu Kruya'da yer almaktaydı. Prensliğin başındaki en kuvvetli kişi de Andrea'ydı. Andrea her ne kadar Bizans'ın yönetimi altındaymışız gibi olsa da bir yandan Katoliklerle işbirliği yapmaya başladı ve özertliğini ilan etti. Bizans'a isyan etti ve papalığın da desteğini alarak Arnavutluk'ta bu sefer Ortodoks inancı yerine Katolik inancını yaygınlaştırdı. Sonraki yıllarda Bizans İmparatorluğu'nun merkez yönetimi zayıfladı ve Arnavut beyleri bunu fırsat bilerek ayrı prenslikler kurmaya başladılar. Papa 3. Innocent'in 1208'de Arberiye ileri gelenlerinden Dimitri'ye prens ünvanını vermesiyle Principata e Arbrit dediğimiz devlet yapılanması başladı. Dimitri zamanında prenslik altın çağını yaşadı. Öyle ki Arberiye sınırları bugünkü Arnavutluğun büyük bir kısmını kaplıyordu. Dimitri öldükten sonra Bizans asıllı Konstantin Haberoni tahta oturdu ve onunla birlikte prenslik tamamen çöküşe geçti. 1272'ye gelindiğinde ise prenslik Sicilyalı Karl Anzuine teslim edildi. Eh tamamen özgür olmadığınız ve coğrafi koşullar yüzünden de pek gelişemediğiniz için mecburen ne yaparsanız yapın bir süre sonra çöküyor. Çünkü devlet o kadar güçlenemiyor. Herhangi bir doğal afet veya kıtlık felaket yaşandığında bunu telafi edemiyorsunuz veya bir savaşa girdikten sonra hemen toparlanamıyorsunuz. Bu yüzden bir yeri kazansanız bile bir sonrakini kaybediyorsunuz. Örneğin 1269'da Dıraç'ta bir deprem meydana gelmiş ve halk bununla mücadele edememiş. Her yer çökmüş ve orada yaşayanlar İtalya'ya ve Berat'a göç etmek zorunda kalmışlar. Bu daha sonra da yine devam etti tabii ki. Örneğin Dıraç'ta 1362, 1401 ve 1481 yıllarında büyük bir salgın yaşanmış. 1481'de başlayan salgın öyle büyük etkilere yol açmış ki halkın yarısından fazlası ya ölmüş ya da göç etmek zorunda kalmış. E böyle olunca birlik beraberlik bozuluyor. Tabi bunlardan başka yine yangın gibi, sel gibi veya deprem gibi başka felaketler halkı mahvetmiş. Örneğin 1356'da bu sefer Berat'ta yani önceki depremden kaçanların geldiği yerde başka bir deprem yaşanmış. Veya 1452'de yıldırımlar yüzünden Deya şehri tamamen yanmış. Yani adamların çekmediği kalmamış. Başta söylemiştim ya hani coğrafya kaderdir. Gerçekten de öyle. Önceki konudan devam edersek 1272'de Sicilya bölgesinden gelen Karl kendisini bütün Arberia'nın kralı ilan etti. Ve o dönemde halk biraz rahatladığı için başka bölgelerde örneğin Orta Arnavutluk'ta yine bir takım prenslikler kurulmaya başlandı. Bunların da ömrü pek uzun süreli olmadı ama çünkü 1356'ya gelindiğinde hepsi ya başka bir prensliğe tabi oldular ya da yok oldular. Ama yok olmayanlar epey bir etkili oldular. Öyle ki Zenebişap prensliği bunlardan biri. Ve Zenebişap prensliği ile alakalı gördüğümüz en erken kaynaklar milattan sonra 1304'e ait ve Bizans raporları. Çünkü bu prenslik Bizans'a karşı bir isyan çıkardı ve bağımsızlığını ilan etti. Görüldüğü kadarıyla Zenebişa prensliğinin altın çağı John Zenebişa'nın başta olduğu dönemdi ve Zenebişa'nın merkezi Ergirikastri veya Jirokastra diye bildiğimiz bölgeydi. Fakat 1344'e geldiğimizde Sırp kralı Stefan Dushani'nin Arnavutluğu işgal etmeye başlamasıyla beraber Epir bölgesi, Teselya bölgesi, Makedonya bölgesi Sırp hükümdarların eline geçti ve Arnavutluk prensleri güç kaybettiler. Yine ya bölündüler ya da birleşerek daha güçlü bir hale gelmeye başladılar. Bu esnada ortaya çıkan ya da göze çarpan önemli prensliklerden bahsetmek gerekiyorsa birkaç tane örneğe bakabiliriz. Bunlardan ilki Muzakay Prensliği. Muzakay ailesinin merkezi yeri Korça yakınlarında bulunan Opari bölgesiydi. 1. Gijon Muzakay Bizans'ın tarafını tuttu ve Napoli'ye karşı savaşa girdi fakat esir düştü. Sonrasında itirazlar sonucunda tekrar serbest bırakıldı. Muzakay daha sonra Bizans İmparatorluğundan birçok arazi ele geçirmeyi başardı. Bu prenslik Sırplar hariç herkesle işbirliği yapmış ama hiçbir şekilde Sırplarla aynı masaya oturmamış. Yani epey bir Sırp düşmanı olduğunu söylemek mümkün. İkinci prenslik veya yapılanma Aryanit devleti yani Aryanlar Aryanitler yüzlerce yıldır nüfuzu olan bir aileydi. Aryanit ailesinin sahip olduğu topraklar genellikle Şkumbin yani İşkum Nehri'nin etrafındaydı. Bu araziler doğu bölgesinde Manastıra kadar uzanıyordu. Görüldüğü kadarıyla Aryanit ailesi öyle savaşmaktan veya kaba kuvvetten değil de politika yapmaktan haz almış ve uzun bir dönem hem düşmanlarıyla hem de diğer rakip prensliklerle kız alıp vererek yani politik evlilik yaparak arayı iyi tutmuş. Ama her ne kadar savaşmayı sevmiyorlar desek de daha sonra Osmanlı'ya karşı Arnavutların verdiği mücadelede bayağı sağlam durmuş ve birçok zafer kazanmışlar. Bu yüzden de Arnavut halkının hem saygısını hem de sevgisini kazanmışlar. Öyle ki bugün bile Aryan adı Arnavutluk'ta epey bir yaygındır. Ayrıca karşımıza çıkan çok önemli bir aile daha var. Topya ailesi. Stefan Dušan öldükten sonra Arberia prensliğindeki tüm güç Topya ailesine geçti. Arnavut beylerinden Tanış Topya'nın oğlu olan Karl Topya, Napoli Krallığı'nın ve Vatikan'ın yardımları sayesinde Kruya merkezli bazı orta Arnavutluk bölgelerinin sahibi oldu. Topya çok kısa bir sürede komşu feodallerin de topraklarını ele geçirdi. Hatta Arnavutluk'ta Dıraç hariç tüm bölgeleri prensliğe dahil ederek bir donanma kurmayı bile planladı. Fakat o esnada Balşa Prensliği diye bilinen başka bir prenslik dış ülkelerin desteğini alarak epey bir kuvvet kazanmıştı ve Topya ailesine engel olmuştu. Balçay Prensliği'nin başlangıcı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Balşa ailesi 1362 yılından itibaren Kuzey Arnavutluk'ta hüküm sürenleri yendi ve geniş topraklara ulaştı. Balşa ailesindeki en dikkat çeken kişi olan Cech Balşa politik bir evlilik yaptı ve Avlonya, Berat ve Kanina'yı ele geçirdi. Daha sonra da Şkumbin nehrinden Müzeke ovasına kadar komple yayıldı ve Topya bölgesinin etrafını tamamen sarmış oldu. Bir süre sonra artık Topya ve Balşa savaşmak zorunda kaldılar. Yani açık gibi iktidar mücadelesi var ve bu mücadele yüzünden oluşan boşluktan Osmanlı Arnavutluğa girmeyi başardı. Yani eğer Arnavutlar kendi aralarında kavga etmeyi bıraksalardı belki tarih daha farklı olabilirdi. Nitekim bu iki aile savaştılar ve Topya galip geldi. 1364'te Cecbalça esir alındı, 1368'de Dıraç ele geçirildi ve 72 yılında Sicilya bölgeleri bütün Sicilyalılardan temizlendi ve Arnavutluk daha doğrusu Topya ailesi epey büyük bir alana hükmetmeye başladı ve bu yüzden kendilerine Yeni Arberia Krallığı adını verdiler. Üstelik bunu diğer ülkelerde kabul ettiler. Yani gerçekten de bir resmiyete kavuştu. Örneğin 66 yılında Venedik, Topya ailesini Dıraç bölgesini hükmeden aile, oranın hükümdarı diye adlandırdı. Ama tabii ki Napoli Krallığı gibi başka krallıklar yine mücadeleye devam ettiler. İşte asıl dönüm noktası burası oldu. Çünkü Napoli Krallığı Topya ailesine savaş ilan edince Topya Osmanlı'dan yardım istedi. Osmanlı yardıma geldi, savaşı kazandılar ama daha sonra Osmanlı Kuruya bölgesini ele geçirdi ve Topya ailesini bitirdi. Yani dileyenler buna sırttan bıçaklamak diyebilir, dileyenler politika yapmak diyebilir, ki politika zaten sırttan bıçaklamaktır ama bir şekilde Topya ailesi böyle bir hainlikle veya oyunla yok olduktan sonra Arnavutluk bölgesinde gerçek anlamda mücadele verecek pek de bir prenslik kalmadı. Görüldüğü kadarıyla daha önce anlatmış olduğum Zenebişa ailesi 1414'te Osmanlı'ya karşı bir mücadele veriyor ve Venedik'ten Napoli'den yardım istiyor ama karşılık görmüyor ve 1418'de Osmanlı Zenebişa ailesini tamamen yok ediyor ve Jirokastra'yı ele geçiriyor. Tabi bu savaşlar Arnavutların Türklerle ilk defa karşılaştıkları savaşlar değil. Görüldüğü kadarıyla ilk temas 1337 yılında Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un Arnavutlara karşı Osmanlı'dan yardım istemesiyle gerçekleşiyor ve Aydınoğlu Umur Bey 2000 kişilik bir orduyla Arnavutlara saldırıyor. Tabi Osmanlı hayrına sevabına böyle bir yardıma gelmiyor. O esnada 4. Ioannis Kantakuzenos ve 3. Andronikos bir iç savaş halinde ve Aydınoğlu Umur Bey önderliğindeki Osmanlı orduları bundan fayda ederek geliyorlar ve Trakya bölgelerine yerleşiyorlar. Daha sonra 1354'te Osmanlı Gelibolu üzerinden Balkanlara geçiş yapacak ve bu geçiş esnasında 55 yılında Stefan Dušan'ı yani Sırp Çarı öldürülecek ve Arnavutlar zaten bu adamın ölmesini fırsat bilip o iktidar boşluğunda bir takım prenslikler ortaya çıkaracaklar. Ve Türkler 1361'de Edirne'yi de alarak bir dönüm noktasına imza atacaklar. Çünkü Edirne'yi almak İstanbul'u almak kadar önemliydi. Ve bunu Halil İnalcık, Nikola Yorga veya İlber Ortaylı birçok tarihçi söyler. Eğer Osmanlı Balkanlara geçemeseydi öteki beylikler gibi küçük bir Türkmen devleti olarak kalacaktı ama Balkanlara geçmeyi başardı ve oradaki halkın da zaman zaman yardımıyla daha büyük bir imparatorluğa evrildi. Hem Rumeli bölgesinden hem de Batı Anadolu bölgesinden Bizans'a sürekli bir saldırı geldi ve Balkan halkları da isyan ederek Bizans'a baş kaldırarak onun iyice zayıflamasına sebep oldular ve Osmanlı bunu fırsat bilerek Balkanlarda güç kazanmaya başladı. Örneğin 1389'da Kosova Savaşı ile beraber bazı halkları vergiye bağlamış oldu e bir düşünsenize Bizans olarak iki tarafınızda da artık isyan etmeye başlayan size saldıran ve sürekli topraklarınızı ufaltan bir kesim var En sonunda İstanbul'a kadar düşüyorsunuz ve İstanbul'da bilindiği üzere 1453'te elden gidiyor tabi oraya gelene kadar daha önce adını vermediğim çok önemli bir aile güç kazanmaya başlayacak Kastriyota ailesi ve İskender Bey yani Arnavutların ulusal kahramanı da bu aile içinden çıkacak. Peki bu aile nasıl kuvvet kazandı? Şöyle Osmanlı Balkanlara yayılıyorken Roma'nın veya Bizans'ın yaptığı gibi ödenmesi mümkün olmayan vergiler koymadı veya halkı zorla Müslüman yapmaya çalışmadı. Zira o kadar kuvveti yoktu. Ne yaptı? Tımar sistemiyle siz bu toprağı ekin, biçin, ne istiyorsanız yapın ama bana vergimi gönderin dedi ve gayet de makul bir vergi koydu. Böylece halk 50 yıl 60 yıl toparlanacak vakti buldu. Ve bu sayede gerek George Dukajin, gerek Konstantin Balşa, gerekse John Castrioti Osmanlı'ya destek oldular ve bir takım Arnavut şehirleri Osmanlı'ya resmi olarak vergi vermeye başladı. Yani Osmanlı Balkanlardaki elini kuvvetlendirdi ki dediğim üzere daha sonra buna epey bir ihtiyacı olacaktı. Fakat tam da işler Osmanlı için iyi gidiyorken bir talihsizlik yaşandı. 1402 ile 3'ten 1413'e kadar bizim fetret dediğimiz Latinlerin ise interregnum yani kaos adını verdikleri bir duraklama hatta geriye gitme dönemi başladı. Çünkü Yıldırım Bayezid Timur'a ağza alınmayacak küfürler etti ve bir çekişme başladı. Yıldırım Bayezid ve Timur mücadelesinde Bayezid ele geçirildi yani esir düştü ve en sonunda söylendiği üzere intihar etti. Bu 10 yıllık dönemde Osmanlı lidersiz kaldığı için dağılmaya başladı ve kıyı bölgelerde örneğin Balkanlarda günden güne gücünü kaybetti. Neyse ki daha sonra 1. Mehmet Osmanlı'da idareyi ele aldı ki bu ele alış biraz problemli. Zira Şahruh'a gönderilen bazı mektuplar var. Yalvar yakar hani bizi bırak artık diye demediği kalmamış. Neyse ki bırakılmış ve 1. Mehmet bu esnada toparlanmak amacıyla Balkanlara saldıracak ikinci fırsatı yakalamış. Son derece çetin geçen bir mücadeleden sonra Osmanlı Arnavutluk'ta bir sancak kurdu ve buraya Arvanit ili adını verdi. Yani Arvanit yurdu. Muhtemelen bir süre sonra burası Arvanitlik ve dilin değişmesiyle beraber Arnavutluk haline geldi. Bu yüzden Osmanlı'da Arnavutluk'la ilgili belgeler en eskiye kadar gidiyor. Örneğin 1394'te yapılan seferle alakalı tahrir raporları hala duruyor. Ve genellikle Balkanlarla alakalı en eski kayıtlar yine Arnavutlukla alakalı oluyor. İkinci bölüm Arnavutların ulusal kahramanı İskender Bey'in hayatı. İskender Bey Arnavutların ulusal kahramanıdır ve Osmanlı'ya devşirme sistemiyle alınmış bir Arnavut prensidir. Fakat İskender Bey'in şöyle bir farkı vardır o yeterli güce ulaştığı zaman Osmanlı'ya isyan etmiş ve bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Yani Arnavutluğu birleştirmeye çalışmıştır ve kahraman olmuştur. Diğer bir deyişle Osmanlı açısından baktığımızda İskender Bey bir haindir ama Arnavut tarafından baktığımızda ise vatanını unutmayan, geçmişine ihanet etmeyen ve özüne dönmeye çalışan bir adamdır, bir liderdir. Bu yüzden de saygı duyulan biridir. Ama biz bu videoda bizden şundan karşı taraftan veya hain veya kahraman gözüyle bakmayacağız. Zaten tarih genelde böyle yapıyor. Osmanlı kendi tarihini kendi politikasına göre aktarıyor. Arnavutlar da kendi tarihini kendi görmek istedikleri şekliyle aktarıyorlar. Yani tarih zaten bir bakıma taraf tutulan bir alan. Bu yüzden bizim taraf tutmaya ihtiyacımız yok. Kimi taraf birini kahraman yapıyorken öteki taraf şeytanlaştırıyor. Bu yüzden ben bu tür politikalara girmeden tarihte neler yaşanmış ve nasıl bu tarih aktarılmış bunu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Arnavutluk'ta tarih yazımı 1912'de bağımsızlığın elde edilmesiyle başladı. Fakat ülke yeni kurulmakta olduğu için askeri problemler, ekonomik problemler, politik problemler derken tarihçilik biraz boşlandı ve gerçek anlamda tarih yazımı anca 1950'lerde gelişebildi. Fakat bunlar da Balkan Savaşı gibi bir takım acı olaylar yüzünden Osmanlı'yı hatırlayan ve Osmanlı'dan soğumuş olan tarihçiler tarafından yazıldığı için Arnavutluğun ders kitaplarında bile Osmanlı pek de iyi gösterilmedi. Yani esasında son zamanlarda Osmanlı ve Balkanlar arasında bir kopukluk yaşandı ve bütün Balkanlar Osmanlı'ya cephe aldı ki zaten Osmanlı da aynı şekildeydi. Ama illa da Arnavutluğun tarafından bakmak gerekiyorsa şunu örnek gösterebilirim. Arnavutlar savaşçı ve bir bakıma yetenekli bir millettir ve Osmanlı'ya da onlarca paşa, devlet adamı, elçi, diplomat ve asker çıkarmışlardır. Yani Osmanlı'da önemli mevkilere gelmişlerdir. Bunların onlarca örneği var. E bu kadar önemli insan çıkarınca illa ki bunlardan bazıları isyan etmek, karşı gelmek veya Osmanlı'ya direnmek istiyor. Yani Arnavutlar Osmanlı'ya epey yardımcı oluyor, epey sağlam adam çıkarıyorlar ama diğer yandan da epey bir hain çıkarıyorlar. Yani yeterli gücü ele geçirdiği zaman Osmanlı'ya isyan çıkaran tek Arnavut İskender Bey değil. Kavalalı Ali Paşa gibi, Tepe Delenli Ali Paşa gibi birçok isim sayılabilir. Haliyle Osmanlı Arnavut halkına karşı her zaman temkinli oldu. Bazen Arnavut halkı Osmanlı'ya gerçekten de yardımcı oldu ve Osmanlı yükseldi. Bazense Arnavutlar isyan çıkardı, problem yarattı ve Osmanlı'ya zarar verdi. Bu yüzden de Osmanlı Arnavutlardan bir iki tane iyi adam çıktığı zaman Arnavutlarla iyi geçindi. Bir tane hain çıktığındaysa bütün halka bir bakıma eziyet etti veya zorluk çıkardı. İşte Osmanlı'nın son zamanları da maalesef Balkanlarla iyi anlaşılamayan bir döneme denk geliyor. Örneğin 19. yüzyılda Osmanlı hakimiyeti altındaki Arnavutluk'ta Arnavutça eğitim verilmiyordu. Ve bunun sebebi Arnavutluk'taki milli kimliğin kırılmasının istenmesiydi. Ve bu bir tek Arnavutluğa yapılan bir şeydi. Diğer bölgelerde öyle bir problem yoktu. Ve bakın bu bugünkü Kürtçe eğitim vermiyor olmakla aynı şey değil. Yani işi oraya getirmiyor. Çünkü bugün Türkiye içinde direkt Kürdistan diye bir yer yok veya Türkiye Kürdistan adı altında bir bölgeyi fethetmedi. Yani zaten Kürdistan olan bir bölgeyi ele geçirip de bundan sonra burası Türkiye'dir demedi. Zaten öyle bir şey yoktu. Ama Arnavutluk hep Arnavutluktu. Dolayısıyla bu bambaşka bir şey yani bu halkın milliyetini kırmaya çalışmak zaten 400 yıldır beraber yaşadığınız bu topluma ihanettir. Eğer öyle bakacaksak doğruyu konuşmak lazım. Ki Arnavutluğun sloganı bile zaten o Samir Meşen Yani iyi ki Arnavutum. Bir bakıma ne mutlu Türk'üm diye ne demek gibi bir şey bu. Özetle Arnavut halkını bir tek devşirelim, onlardan asker çıkaralım, savaştıralım, ölüme gönderelim veya başarılıysa memur yapalım Kalan kısmını da çok da sallamayalım. Mantığı ters tepti ve 19. yüzyılda Prizren Ligi diye ifade ettiğimiz yeniden doğuş yani Rilindia hareketleri başladı. Zaten biliyorsunuz Fransız devrimi ile beraber milliyetçilik anlayışı bütün dünyada yaygınlaştı. Ve Osmanlı da yine Osmanlıcılık akımıyla insanları kendine bağlamaya çalıştı. E bunu yaparken diğer ırkları, milletleri, Diğer dilleri yok saymak ters tepecektir ki öyle de olmuştur. Bu yüzden de Balkanlar ve Osmanlı iyice düşman hale gelmişlerdir. Başka şekilde söylersek Balkanlar 1800'lerde çok boşlanmıştır ve ihmal edilmiştir. Hatta çok meşhurdur. Sahada kazanılan savaşlar masada kaybedilmiştir ve bunun bedelini Balkan halkı ödemiştir. Berlin Kongresi'nde Ulşin'in Karadağ verilmesi ise son radde olmuştur ve Balkanlarda bizi düşmana sattılar şeklinde sloganlarla bir takım isyanlar çıkmıştır. Hatta Mehmet Ali Paşa gibi yani Karl Detroit gibi Osmanlı devlet adamları Berlin Kongresi'nden dönerken Balkan topraklarında öldürülmüştür. İşte böyle olaylar yaşanınca Osmanlı da Balkan bölgelerine daha çok zulmediyor ve Balkanlar'sa daha çok isyan ediyorlar ve orta yolu bulmak mümkün olmuyor. Yani illaki bir yerde zaten Osmanlı ve Balkanlar ayrışacaktı ve öyle de oldu. Bu yüzden de Balkanlardaki ders kitaplarında Osmanlı hep işgalci, yağmacı, kötü, baskıcı bir rejim gibi gösterildi. Hanedan her zaman nefretle anıldı ve bu bugün bile devam ediyor. Bugün çoğu Balkan ülkesinde Osmanlı ile beraber geçen o 400 yıllık süreç bir esaret dönemi, bir işgal dönemi diye ifade ediliyor. E bir de tarih geç yazılmaya başlanınca ve yazıldığı dönem de 50'ler, 60'lar, 70'ler yani sosyalizm dönemi olunca tabii ki tarih sosyalizm ışığında ele alınıyor ve gerçek anlamda eğriyi doğruyu ayırt etmek mümkün olmuyor. E Osmanlı'ya baktığınızda zaten bunu anlatmıyorlar, ya tamamen onlar hain tük kaka diyorlar ya da hiç bunlarla ilgilenmiyorlar. Zaten Osmanlı'da yazım yayım işleri de gerçek anlamda tanzimatla başladı ve yapılan şeyler de yabancı romanları tercüme etmekti veya yine edebiyat yapmaktı. Bu yüzden pek de tarih bakımından sağlam bir metnimiz yoktu. Son zamanlarda tarihçilik gerçek anlamda gelişmeye başladı. Nasıl ki bugün hala ecdat fantezisi veya Osmanlı torunu muhabbeti dönüyorsa, yani bugün bile Türkiye'de tarih politikaya alet ediliyorsa, aynı şey Arnavutluk topraklarında da yapıldı. Örneğin Enver Hoca başa geçtiği zaman kendisine iki tane lider seçti. Bunlardan birisi İskender Bey'di, diğeri ise Sovyet lideri Joseph Stalin'di. Enver Hoca zamanına kadar Arnavut halkı İskender Bey'i sadece ismen biliyordu. Hakkında pek bir bilgiye sahip değillerdi. Zaten dediğim üzere eğitim de almıyorlardı. Ve esasında bütün Osmanlı'da zaten en iyi halinde bile okur yazar oranı %10 civarındaydı. Yani burada özellikle bir cahil bırakma durumundan bahsetmiyorum. Zaten Osmanlı kusura bakmayın ama 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda dünyanın gerisinde kalmıştı. Öyle olmasaydı zaten yıkılmasına da gerek kalmazdı. İşte Enver Hoca bu boşlukları fark etti ve kendince doldurmaya çalıştı. İskender Bey'i kendi politikası için bir figür yaptı ve örneğin İskender'in ölümünün 500. yılında yani 1968'de Ozise Pascali'ye dökme bronzdan 11 metrelik bir İskender Bey heykeli yaptırdı. Böylece yeni bir imaj çizdi. Hatta kendisini yeni İskender gibi lanse ettiğini bile söyleyebiliriz. İşte bu yüzden bazı insanlar şöyle bir iddia ortaya atıyorlar. İskender Bey gerçekte Arnavut değildi. O Enver Hoca tarafından politik amaçla kullanılmıştı ve şişirilmişti. Gerçekte İskender Bey Sırp'tı. Tabi bunu söyleyenlerin hiçbir belgesi, hiçbir dayanağı yok. Sadece fantezi yapıyorlar. Ve adam zaten Kastrioti ailesinden geliyor. Baya tescilli bir Arnavut prensliğinden bahsediyoruz. Önceki videomda anlatmıştım. Bunlar bir bakıma Arnavutluğu küçük düşürmek veya kendini yüceltmek için yapılan cahilce hareketler ve tabii şöyle bir şey de var dürüst olmak lazım eğer İskender Bey Arnavutların ulusal kahramanı yapılırsa onun mücadele verdiği Osmanlı da tabii ki baş düşman yapılacaktır. Yani İskender'in gerçekten de politikaya alet edildiğini ve Osmanlı düşmanlığı için kullanıldığını söylemek lazım. Bunu inkar edecek değilim. Ve hatta şu andaki Arnavut milliyetçiliği bir bakıma Osmanlı düşmanlığına dayandırılıyor. Yani ben Arnavut milliyetçisiyim diyen birisi Osmanlı'ya pek de samimi bir gözle bakamıyor. Ve maalesef bu mantık sosyalist rejim zamanında halka aşılandı. Historia Epopolit Şiptar gibi çok popüler bir kitap serisinde bile Osmanlı yine öteki tarafta gösterildi. Hatta Arnavutluğun ders kitaplarında özellikle 12. sınıf kitabında Osmanlı geri püskürtülmesi gereken yabancı ve işgalci bir yapılanma gibi gösteriliyor. Halbuki bu tarihine ihanettir. Açıkça söylüyor. Osmanlı ve Arnavutluk 400 yıl beraber yürümüşlerdir ve bu tarih bir bütündür. Bunu reddetmek ve Osmanlı'yı düşman göstermek bence nankörlüktür. Bir de şöyle bir konu var bunu da es geçmeyeceğim. Şimdi Arnavutluk bilindiği üzere tarih boyunca birçok imparatorlukla münasebet kurdu değil mi? En başta İlirya İmparatorluğuydu yani özgündü kendi halkı vardı fakat daha sonra Roma hakimiyetine girdi. En son Roma Arnavutluğu Bizans'a bıraktı ve Bizans'tan sonra da zaten bütün Balkanlar Slav akınlarıyla uğraştı. Yani bir değişim yaşandı. En son Arnavutlar tam Arberia İmparatorluğunu kuracakken Osmanlı geldi ve Osmanlı'ya dahil oldu. Yani hem Hristiyan Katolikliği hem Hristiyan Ortodoksluğu hem Müslümanlık hem de kendine has olan pagan inançlar barındırdı. Bu da halkın dini bütünlüğünü sağlayamadığı anlamına geliyor çünkü Arnavut halkı tarih boyunca hep asimile olmayalım, değişmeyelim, kültürümüzden kopmayalım diye bir mücadele veriyor. Ve bu bugün bile devam ediyor. Bugün Arnavut nüfusuna baktığımızda %70'i Müslüman, %20'si Ortodoks, %10'u ise Rumen Katoliği. Bu yüzden şu anda Arnavut halkı hem Hristiyan hem Müslüman hem de Arnavutluğa has olan isimler kullanıyor ki bu kozmopolit yapı bize pek de düzgün görünmüyor değil mi? Yani örneğin benim adım Alexi diyen bir Müslüman garip kaçıyor. Halbuki Arnavutluk'ta öyle bir şey yok ve zaten Arnavutluğun kendine has 2000 3000 yıldır var olan isimlerden oluşan bir isim havuzu var. Örneğin benim bütün sülalem Müslüman Annem, babam, akrabalarım hepsi. Ama benim sülalemde adı Ali olan, Sadri olan, Hanife olan insanlar da var. Aryan, Bardülis, Şikelzen veya Mira gibi, Vera gibi isimler alan insanlar da var. Örneğin benim adım Diamant. Ben burada Diamond diyorum ki daha iyi anlayın. Adım yabancı olduğu için insanlar bak işte bu Yahudi, bu Hristiyan falan diyorlar. Alakası yok. Benim adım ve diğer saydığım yabancı isimler Arnavutluğa ait olan ve Hristiyanlıktan da eski olan isimler. Yani yerel kaldı ki şu anda Arnavutluk'taki Müslümanlar da o kadar nasıl derler dindar insanlar değiller. Namazını kılan var, orucunu tutan var eyvallah ama genelde Arnavutluğun İslamiyet anlayışı Bektaşiliktir. Ve bu Bektaşilik Osmanlı sayesinde yaygınlaşmıştır. Tabi ondan önce yine Arnavutluk İslamiyet'te tanışmıştı. 10. yüzyılda 11. yüzyılda yine bir takım Müslümanlar Balkanlarda faaliyet göstermişlerdi. Ama tam anlamıyla İslamiyet'e geçmek veya İslamiyet'i tanımak Osmanlı ile başlamıştı. Esasında şöyle söylesem daha iyi. Arnavut halkı zaten İslamiyet'i biliyordu ama Arnavutluk'ta din bütünlüğünün sağlanması yani Bektaşiliğin bütün ülkeye yayılması Osmanlı sayesinde gerçekleşti. Osmanlı Arnavut halkı sürekli isyan ettiği ve bir bakıma inatçı davrandığı için savaşla değil de en sonunda din ile asimile etmeye çalıştı ve Balkanları Bektaşilikte birleştirdi. Bunu bazen kılıçla yaptı bazense gönül alma politikasıyla yaptı ama ona zaten en son bir daha değinirim. Tabi Osmanlı en başlarda Balkan halkına baya bir imtiyaz tanımıştır. Örneğin şöyle söyleyeyim. Stefan Duşan yasalarına göre halk haftada iki gün lordun toprağında çalışmak zorundadır. Yani bedavaya çalışacaksınız. Ama Osmanlı yılda üç gün gibi baya böyle hediye diyebileceğimiz bir takım kanunlar koydu. Buna istimalet yani gönül alma politikası diyorlar. Ve ayrıca Müslümanlığa geçtiğinizde Osmanlı size epey bir ayrıcalık tanıyor. Epey bir yardımcı oluyor bir takım vergiler düşüyor vesaire. Tabi yine de Arnavut halkı hani parayı görünce din değiştiren tiplerden olmadığı için baya uzun bir süre buna direniyor. Hatta bu direniş İskender Bey öldükten sonra da devam ediyor ve görüldüğü kadarıyla 1520'ye gelindiğinde Arnavutluğun anca %2'lik bir bölümü Müslüman olmayı kabul ediyor. Ama Arnavutluk gerçekten de zor bir ülke ve Arnavut halkı da öyle oturalım politika yapalım veya Satın alalım diyebileceğiniz bir halk değil. Bu yüzden Osmanlı'yı yaptığı politikalar yüzünden suçlamıyor. Ben de olsam herhalde aynı şeyi yapardım. Yani karşınızda bir halk var, boyu eğmiyor, anlaşmaya da yanaşmıyor, savaşı yeniyorsunuz, yine söz dinlemiyor. Yani ne yapacaksınız? Ha, bu bir yandan iyi bir şey çünkü Arnavut halkı demek ki gerçekten de kendi kültürüne, değerine, inancına bağlıymış ve zaten görüldüğü kadarıyla Arnavutlar Osmanlı'ya en zor katılan Balkan halkıymış ve katıldıktan sonra da Osmanlı'yı gerçekten benimsemişler. Ve bütün o isyanlara ve problemlere rağmen Osmanlı'yı en zor onlar terk etmişler. Hatta yine 1912'den sonra Balkanlardaki en büyük Müslüman nüfusu Arnavutluk barındırmış. Bu açıdan adamlar hani sevdiğimi tam sevmiş, sövdümü tam sövmüş. Evet, bence yeterince bilgi verdim. Yeterince durumu tanıttım. Çünkü tarih böyle yapılır. Öyle bir anda şu savaştı, bu kesti demek hiçbir şey söylememek demektir. Umarım bu verdiğim bilgiler ışığında bundan sonraki olayları daha iyi görebilirsiniz. Şimdi 1. Kosova Savaşı'ndan başlayacağız. Ardından yine bir takım ufak tefek savaşlara değineceğiz ve devşirme sistemiyle beraber İskender Bey'in nasıl devşirildiğini ve hayatının nasıl geçtiğini göreceğiz. Osmanlı Balkanlara gerçek anlamda 1389'da Kosova Savaşı ile yayılmaya başladı. Osmanlı'nın Balkanlara yayılma sürecini durdurmak için bir araya gelen Sırp Kralı Lazar liderliğindeki çoğunluğu Arnavutlardan oluşan Balkan güçleri Priştine yakınlarındaki Dardani Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı Sultanı 1. Murat, ve Balkan prensleri, örneğin 2. Cerç Balşa ve John Castriotti gibi adamlar büyük bir mücadele verdiler. Ama bu savaşta hem Osmanlı padişahı 1. Murat hem de Arberia prensi Theodor 2. Muzakay öldü. Nitekim büyük kayıplardan sonra savaşı Osmanlı kazandı ve Balkan kapıları açıldı. Bu arada 1. Murat'ı öldüren Miloş Kopiliş adındaki biridir diyorlar ama etnik kökenini bilen yok. Zaten kopiliş yani kopil affedersiniz Pitch demektir. Ve bu bile adamın soyunun nereden geldiğinin bilinmediğini gösteriyor aslında. Tabi Sırp tarihçiler bunu da değiştiriyorlar ve soyadına Obiliç diyorlar ve bu kişiyi Sırp yapmaya çalışıyorlar. Tabi bunun da bir belgesi veya kaynağı yok. Tamamen tarih fantezisi ve zaten Sırp tarihçilere sorsak Firavun Akenaton, Hazreti Musa, Atatürk, George Washington, Osmanlı padişahları herhalde herkes Sırptır. Bir Sırp vatandaşı böyle düşünmeyebilir ama Sırp tarih kitapları genelde böyle aktarıyor. Devam edersek Arnavutluğun ders kitaplarında Kosova Savaşı ve sonrası ilk önce 5. sınıfın tarih kitabında gösteriliyor ve burada bu savaş için Arberiya topraklarında Osmanlı saldırısı veya Osmanlı işgaline karşı Arnavutluğun direnişi şeklinde bir takım başlıklar var. Bu arada 5. sınıf tarih kitabı İskender Bey'i en ayrıntılı anlatan kitaptır. Ha, 7. sınıfta ve 11. sınıfta falan da bahsediyorlar ama orada biraz daha üstün körü geçiyorlar. Sözün özü Arnavutlar Osmanlılaşmamak için epey bir çaba sarf ettiler ve sürekli bir isyan çıkardılar. Eh Osmanlı da isyan bastırmakla uğraştı. Bu isyanlar saymakla bitmez. Örneğin 1429'da başlayan bir isyan Evrenozlu İshak Bey tarafından bastırıldı. Devam edersek 1432 ile 35 yılları arasında Cec Aryaniti önderliğinde başka bir isyan çıktı ve Arnavutlar Ali Bey komutasındaki 10.000 kişilik Osmanlı ordusunu Şkumbin Irmağı kenarında yapılan çetin bir muharebede alt ettiler. Bu arada Cec Aryaniti İskender Bey'in karısı olan Marika Donika'nın da babasıydı. Aryaniti'den önce John Kastrioti de başka bir isyan çıkarmıştı ama yenilmişti. 1409'da da Osmanlı'ya vasal olmayı kabul etmiş ve büyük oğlu Stanis'i Osmanlı'ya vermişti. Fetret devri bitip de 1415'e gelindiğinde ise Kuruyan'ın da Osmanlı'ya geçmesiyle beraber John Kastrioti, küçük oğlu Cech Kastrioti'yi de rehin vermek zorunda kalmıştı. İşte İskender Bey böyle devşirilmişti. Öyleyse bir de devşirme sisteminin ne olduğuna bakalım. Kosova'nın 7. sınıf tarih kitabı devşirme sistemi için kan haracı tabirini kullanır. Ve devşirme sisteminin en çok etkilediği bölge Arberiya'dır. Yani Arnavut topraklarıdır der. İskender'in devşirme alınması ise Arnavut tarihinde şöyle aktarılır. Osmanlı ordusu Arnavut topraklarına girdi. Orada birçok köyü yağmaladılar ve birçok erkeğe ve güzel kıza el koydular. İskender Bey de bunlardan biriydi. Onun babası John idi ve diğer iki oğlunu da rehin vermek zorunda kalmıştı. Ama İskender kimliğini unutmadı ve daha sonra onu rehin alanlara karşı savaştı. Yani bunu devşirilen taraftan duyunca tabii ki böyle görmek normal. Ama Osmanlı'ya baktığımızda, yani güçlü olan tarafa baktığımızda Durum tam tersi. Osmanlı'ya göre devşirme sistemi gayet nizamlı, düzenli, her şeyi hesaplanmış ve çoğu zamanda lütuf yerine geçen bir sistemdi. Osmanlı özellikle köylüyü, fakiri, fukarayı, dağlık bölgede yaşayanları ve Hristiyanları devşirirdi. Osmanlı genelde Musevi ve Yahudileri devşirmezdi çünkü bunlar zengindir ve şehirde yaşarlar, yani eğitim alma şansları yüksektir. Şehirde yaşayan bir çocuğun gözü açık olur. Bir takım örgütlere katılır. Daha sonra problem çıkarır vesaire. Bu yüzden Osmanlı özellikle dağda, bayırda eğitim almamış. Yani her türlü şekillendirebileceği çocukları seçmeye çalışır. E Arnavutluğa bakıyorsunuz. %20'si tarım arazisi kalan kısım komple dağlık. Yani gerçekten de devşirme sisteminin Arnavutluğa Ciddi ölçüde uygulandığı tarihsel bir gerçektir ve zaten Arnavutluk da maalesef hep arada kalan bir ülke olduğu için sağlam bir ekonomi geliştirmek ve zenginleşmek şansı yakalayamamıştır. Halkta bu kadar çok devşirme yapılınca tabii ki bir yerde devlete karşı bir antipati beslemiştir. E bir düşünün yani çocuk yapıyorsunuz, belli bir yaşa geliyor ve Devlet zorla alıyor. Bu arada Osmanlı'da Müslümanların da devşirildiği oldu ama genelde Müslümanı devşirmek pek de tercih edilmezdi. Çok mecbur kaldığınızda, asker lazım olduğunda yapardınız ve yine bunu en çok Balkanlardan yapardınız. Ama burada şöyle bir fark var. Zaten aldığınız çocuk Müslüman. Dolayısıyla pek bir asimilasyona gerek yok ve ona bir sürü imtiyaz tanıma şansınız var ve ayrıca çocuğun ailesi de bunu bir alıkoyma gibi değil de yatılı okula gönderme gibi görüyor. Çocuğum gidecek, eğitim alacak, alim olacak, paşa olacak, yükselecek. Yani daha ne isteyebiliriz? Ama elbette bunun da kriterleri var. Örneğin tek çocuğu olan ailelerden devşirme alınmazdı çünkü olur da çocuk ölürse bu durumda aile devlete düşman olurdu zira soyu kurumuş olurdu. Bu yüzden devşirme alıyorsanız mutlaka bir yedeğinin olması gerekiyor. Yine Osmanlı'da 3 yaşındaki 4 yaşındaki yani ufak yaşlardaki çocuklar devşirme alınmazlar. Çünkü bunlar bir takım hastalıklar geçirecekler. Belki de ölecekler. Hani bugün bile çocuk yaptığınızda bir sürü aşı yaptırıyorsunuz değil mi? Ölüyor, hastalanıyor, problem yaşıyor vesaire. İşte Osmanlı'da belli bir yaşa gelmelerini bekliyor ki işi garantiye alsın. Yoksa aldığı çocuklar elinde kalır. Ama tabii aldınız mı en fazla 8-9 yaşındaki bir çocuğu alabiliyorsunuz. Ondan büyüğü sakallı diye tabir ediliyor ve genelde bunlar tercih edilmiyor. Zira 10 yaşını geçmiş bir çocuk geçmişini hatırlar, ailesini hatırlar, nereden geldiğini bilir ve daha sonra büyüdüğü zaman ya isyan çıkarır ya da bir takım torpiller yapar. Mesela Sokoloviç yani Sokullu Mehmet Paşa. Bu adam sakallı diye tabir ettiğimiz büyük yaşlarda devşirildi ve büyüdüğü zaman makamını kötüye kullandı. Mevkisi sayesinde bütün akrabalarına, geçmişten hatırladığı bütün bağlarına torpil yaptı. Hani bugün de oluyor ya. Adamın birisi gidiyor, belediye başkanı oluyor. Ondan sonra bütün akrabalarını belediyeye alıyor. İşte aynı şey. Son ayrıntı çok zeki olan devşirmeler Enderun diye ifade ettiğimiz bir eğitim kurumuna alınırdı ve burada gerçekten de sıkı bir eğitimden geçerlerdi. Örneğin labalilik yasaktı. Herkes birbirine siz diye hitap ederdi. Yatma saati belli, kalkma saati belli, görevi suistimal etmek mümkün değil, verilen ödevi yapmak zorunlu, hatta namaz kılmak zorunlu, padişaha dua etmek zorunlu bir sürü şey var ve bunlara uymamanın cezası ağırdı. Tabi sadece böyle mum gibi adam yetiştirilen bir eğitim kurumu değildi burası. Buradaki çocuklara birçok yabancı lisan öğretilirdi. Örneğin bir tane batı lisanı şarttı. Yine Arapça veya Farsça bir doğu lisanı da mecburiydi çünkü bu insanlar ileride büyüyecekler. Belki elçi yapılacaklar. Belki bir yere vali olmak için gönderilecekler. Yani o dilleri de öğrenmek zorundalar. İşte İskender de bu tür bir eğitimden geçmişti. Ama pek de devşirilebilecek bir yaşta değildi. 11-12 yaşlarındaydı ve mecburi bir şekilde alınmıştı. Babası John isyan çıkardığı için Osmanlı ona ders vermek adına ve elini kolunu bağlamak adına bütün erkek evlatlarını devşirmişti. Kısaca özetlemek gerekirse İskender Bey ve kardeşleri ilk önce Adrianopolis yani Edirne sarayına getirildiler. Burada Müslüman yapıldılar, sünnet edildiler ve iç oğlanı olarak yetiştirildiler. Peki bu iç oğlanı nedir diye sorarsanız, iç oğlanı sistemine göre gruplar halinde devlet merkezine getirilen devşirmelerin en zeki, en gürbüz, endamı en düzgün ve en iyi huylu olanları saray için ayrılırdı. Ve bu seçimi kapı ağasıyla birlikte kıyafe ilminden anlayan saray hocaları yapardı. Seçilen çocuklar Edirne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarında Türk İslam terbiyesiyle birlikte gerekli dersler alırdı. Görgü kurallarını öğrenir ve bu arada silah talimi, binicilik ve yeteneklerine göre çeşitli sanatlar öğrenirlerdi. İhtiyaca göre 3 veya 7 yılda bir yapılan çıkmalarda bu çocukların en başarılıları Topkapı Sarayı'na alınır, diğerleri ise genellikle Kapı Kulu Süvariliğine verilirdi. Gılmanan-ı Enderun, Gılmanan-ı Hassa veya Gılmanan-ı Sarayı Amire diye de bildiğimiz Topkapı iç olanları eğitimlerine Enderun'da devam ederlerdi. Enderun anlaşılacağı üzere Osmanlı'daki en yüksek eğitim kurumuydu ve galiba daha önce söylemiştim burada Beş vakit namaz kılmak ve padişaha her gece dua etmek mecburiydi. E bir düşünmek lazım. 11-12 yaşındaki bir Hristiyan prens Osmanlı'ya alınıyor, zorla Müslüman yapılıyor, sünnet ediliyor ve her gün bunu yapan adama dua ettiriliyor. Ayrıca inanmadığı bir din için günde 5 vakit zorunlu namaz kılıyor. E illaki bir yerde bu adam soğuyacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Neticede devşirme sistemi de esasında idrak edenler için düşmanlaştıran bir sistemdir. Sonuçta niye devşiriyorsunuz? Örneğin Eflak bölgesinden bir prens alıyorsunuz ve bu prens büyüdüğü zaman Osmanlı adına Eflak bölgesinden vergi toplasın istiyorsunuz. Yani amacınız o halkın içinden bir adam seçmek, resmen o halka göre hain gibi onu büyütmek ve en sonunda kukla gibi kullanmak. Yani bu Osmanlı için epey kazançlı, tasarruflu bir yöntem ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. İşte İskender de uymayan hesaplardan biri. İskender Bey 1403'te veya 1404'te Arnavutluk'ta Kuruya'da doğmuştu. Ve söylediğim üzere 1415'te devşirilmişti. Yani 10 yaşını geçmişti. Asıl adı Ceç Kastrioti idi fakat Padişah II. Murat, 10 yıl süren hizmetleri üzerine ona İskender Bey adını vermişti. Yabancı kaynaklarda bu isim Skenderbeg diye geçer, Arnavutlarsa Skenderbeu diye ifade ederler. İskender, iç oğlanı hizmeti bittikten sonra da yüksek başarılar göstermiştir. Örneğin 1430'dan sonra Sancak Bey'i göreviyle Sırbistan ve Arnavutluğa gönderilmiştir. Osmanlı ordusuyla savaşlara katılmış ve babası John'un ölümünden sonra 1438'de Kuzey Arnavutluğun bütünüyle Osmanlı topraklarına katılmasıyla beraber Kruya'da yani Akçahisar'da subaşılığa atanmıştır ki bu epey önemli bir şeydir. Öyle ki Yusuf Has Hacip Kutakdu Bilik eserinde subaşı tayin olacak kişinin seçkin, sert tabiatlı, tecrübeli, cesur, cömert, iyi nişancı, alçak gönüllü, tedbiri elden bırakmayan ve gerektiğinde hile ve taktiklere başvurabilen, siyasi zekaya sahip biri olması gerektiğini söyler. Esasında bu bayağı yeterli bir tanım o yüzden ekstra bir şey söylemeye gerek görmüyorum. Ama şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani fazla bilgi göz çıkarmaz. Subaşı, sübaşı demektir. Sü asker demektir. Yani sübaşı deyince askerbaşı, kumandan, komutan demiş oluyorsunuz. Ve esasında su uyur, düşman uyumaz lafı var ya. Bu da sü uyur, düşman uyumaz şeklinde. Sübaşılar Osmanlı'daki erken dönemlerde sadece şehir muhafızı konumundaydılar. Ama bir şehir fethedildiğinde kadı ve dizdar tayin ediliyorken sübaşı da şehir kumandanlığına atanıyordu. Yani esasında bir subaşıyı bir şehre atamak Oranın fethedildiğini tescilliyordu ve zaten bu yüzden eski kaynaklarda sübaşı atandıktan sonra tamam şehir fetholundu ifadesi yer alıyor. Bu açıdan İskender Bey'in Kuruya'ya sübaşı olarak atanması onun bir bakıma Arnavutluğu Osmanlı adına fethettiği anlamına geliyor. Tabi bu savaşla fethetmek babında bir fetih değil. Tam tersi bölgenin reisi olan John öldüğü için Meşru varis olan oğlu İskender Bey bölgeye atanmış oluyor ve Osmanlı adına orayı yönetiyor. Ve adam Arnavutça biliyor. Arnavutlarla iyi anlaşıyor. Zaten onların prensi. Dolayısıyla pek de kötü bir süreçten geçmiyor. Ama Osmanlı şöyle bir hata yapıyor. Babası John öldükten sonra normalde bütün topraklarının İskender Bey'e bırakılması lazım. Zaten vasiyet bu. Hani miras hakkı bu. Ama Osmanlı öyle bir şey yapmıyor. Adamın topraklarına bir bakıma el koyuyor ve İskender'i devlete düşman hale getiriyor. Tabii ki İskender ilk fırsatta hemen kalkayım da isyan çıkarayım tarzında bir adam değil. Hani elinde olsa yükselir, vezirliğe gelir. O saatten sonra zaten Arnavutluğa yapacağı her türlü iyiliği yapar. Ama işler öyle gitmediği için beklediği desteği alamadığı takdirde Osmanlı onun hakkını gasp etmeye devam ederse kendi hakkını kendi arayacaktı. Bunun içinde bir fırsat yaratması gerekiyordu ki bu da 1443'e denk geliyor. İskender 1443'te Osmanlı adına Yanoş Hunyadi'ye karşı verilen bir muharebeyi kaybetti. Bu savaşı bilerek mi yenildi yani orduyu kötü mü kullandı yoksa gerçek anlamda Yanoş Hunyadi daha mı başarılıydı bunu bilmiyoruz. Ama İskender'in kendisine sadık olan 300 askerle beraber kaçtığını ve Osmanlı'ya karşı bir mücadele başlattığını biliyoruz. Muhtemelen İzladı, yani Zlatika Savaşı'nda başka birçok beyin de kaçmış olması ve İskender'in daha önce devşirilmiş olan iki kardeşinin de ölmüş olması onu isyan çıkarmaya teşvik eden sebeplerden bazıları olabilir. İskender Osmanlı'ya güvenmiyordu ve zaten babası öldüğünden beri Arnavutluk'ta özellikle kuzey bölgede Osmanlı'ya karşı bir takım ayaklanmalar çıkıyordu. Ha, bunlar ciddi şeyler değildi ama en azından halkın Osmanlı'yı istemediğini gösteriyordu. İskender bu ayaklanmalara destek verdi ve 28 Kasım 1443'te Svetigrad ve Kruja kalelerini ele geçirdi. Ama tabii ki kale ele geçirmek öyle kolay bir şey değil. İskender burada bir hile yaptı sultandan aldığını iddia ettiği sahte bir mektupla ben buraya yönetici tayin edildim. Yani yetki bende diyerek diğer memurları bertaraf etti ve ona problem çıkarabilecek bazı insanları da temizledikten sonra niyetini belli etti. Ki biliyorsunuz buna benzer bir şeyi Atatürk de yapıyor. Samsun'a çıktıktan sonra artık padişahın yaveri olmadığı halde yavermiş gibi yetki kullanmaya devam ediyor ve ordu müfettişi görevinden alındığı halde hatta hakkında idam fermanı çıkarıldığı halde hala müfettişmiş gibi sağda solda emir yağdırıyor. Şunu da söyleyeyim Arnavutluk 1912'de bağımsızlığını ilan ettiğinde bunu özellikle 28 Kasım gününde yaptı. Yani İskender'in isyan çıkardığı gün. Benzer bir şeyi Atatürk'te büyük taarruza kalkarken yapıyor biliyorsunuz. 26 Ağustos'ta taarruza başlıyor. Çünkü bugün Malazgirt'in yıl dönümü. Yani ufak tefek ayrıntılar ama güzel ve sembolik şeyler. Tabi İskender öyle hazır bir tahta oturmadı. Önce Sırnayoviç ve Brankoviç gibi bir takım yerel beyleri devirmek zorunda kaldı. Ve bunları da hain gibi gösterdi. Yani esasında sanki bunlar Osmanlı'ya isyan çıkarıyormuş gibi bir imaj yarattı. Böylece Osmanlı ne olup bittiğini anlamadı. Osmanlı'ya göre İskender Bey isyan bastırıyordu. Halbuki asıl isyanı çıkaran oydu. Ve bu da yine Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışına benziyor. İskender Kuruya'ya çıktığında kendi planı var. Onu uyguluyor ama kimse farkında değil. Ve aynı şekilde Atatürk'te Samsun'a çıktığında kendi planı var. Onu uyguluyor ama kimse farkında değil. Atatürk'ü Samsun'a yollayan Osmanlı hükümetidir ve Atatürk'ün yollanma sebebi isyan bastırmaktır. Çünkü Kuvvayi Milliye isyanı diyebileceğimiz bazı yerel isyanlar baş göstermiştir. Halk İngiliz askerlerine, Fransız askerlerine saldırmış ve baş kaldırmıştır. Osmanlı da bunlar anlaşmayı sallantıya düşürüyor diye Mustafa Kemal'den bütün isyanları bastırmasını istemiştir. Halbuki Mustafa Kemal bölgeye gittiğinde asıl isyanı kendisi körüklemiş ve Kuvvayi Milliye'nin başına geçmiştir ve kurtuluş mücadelesi başlamıştır. Arnavutluğun da yaptığı tamamen buydu ve zaten kitaplarda da Lovizia Combatare diye geçer. Yani esasında hemen hemen pek bir fark yok. İskender'den devam edersek e tabi bir süre sonra Osmanlı eğriyi doğruyu öğrendi ve İskender'in onlara göre hain olduğunu anladı. Ve ona karşı bir harekata başladı. Ama Osmanlı durumu fark edene kadar İskender zaten ihtiyaç duyduğu bağlantıları çoktan kurmuştu ve hatta 10 bin ila 15.000 kişilik bir ordu kurmayı bile başarmıştı. İskender Bey'in ordusu 2. Murat tarafından yollanmış olan Evrene Soğulu İsa Bey önderliğindeki orduyla karşı karşıya geldi ve bu İskender'in ilk resmi savaşıydı. İskender sonraki yıllarda da uygulayacağı bir yöntemi İlk önce evrenin oğlunu yıldırmada kullandı. Dağlık ve ormanlık bölgelerde gizlenerek geçitleri tuttu ve ani baskınlar yaptı. Kısa süre içinde Svetigrad kalesini kuşatan Osmanlı birlikleri ağır kayıplarla çekilmek zorunda kaldılar. Bu İskender'in ilk zaferiydi ve son da olmayacaktı. Bu başarıdan sonra İskender 1 Mart 1444'te soylu Arnavut beylerini ve yerel prensleri Kruya ve İşkodra yakınındaki Ales Silisüs, yani Leş kentinde topladı ve güçlü bir örgütlenme başlattı. Bu Osmanlı'ya karşı düzenli bir şekilde yapılan ilk örgütlenmeydi ve bu birliğe Livia e Lesos, yani Leza veya Leş Birliği diyoruz. İskender Bey de tıpkı daha sonra Atatürk'ün yapacağı gibi Dağınık bir şekilde isyan etmektense tek kuvvet altında toplanmak ve düzenli bir orduyla savaş açmak gerektiğini söylemişti. Bu kongreye Dukajinler, Muzakiler, Topyalar, Aryanitiler ve daha birçok Arnavut Prensliği katılmıştı. Ve hepsi de İskender Bey'in liderliğini kabul etmişlerdi. Hey, İskender Kongre kararına göre her Arnavut dordu derecesine ve kazancına göre İskender Bey'e vergi ödeyecekti ki öyle de oldu. Hesaplandığı zaman İskender Bey'in yılda toplamda 200 bin duka civarında vergi aldığını görüyoruz ki bu da 7.000-8.000 bin, bin kişiden oluşan tam teçhizatlı bir ordu yaratmaya yetiyor. Bu arada İskender Bey bu kongre toplantısında İslamiyet'i reddettiğini ve öz dini olan Ortodoks Hristiyanlığa döndüğünü de açıkladı. Ki bu da destek toplaması için epey bir yardımcı oldu. Çünkü o saatten sonra İskender'in verdiği mücadele Hristiyanlığın Müslümanlığa verdiği mücadele gibi görüldü. İskender Bey'in ilk kararı Osmanlı tarafından gasp edilmiş olan Arnavutluk ve Epir bölgesindeki toprakları geri almak oldu. Ki bu da yeni bir savaş demekti. 1444'ün Haziran ayında İskender, Osmanlı tarafından Evrenos Sade Ali Bey kumandasında Debre'ye gönderilen 20-25 bin kişilik ikinci bir kuvveti daha savaşta mağlup etti. İskender'in taktiği düşmanı dar bir bölgeye çekmek ve yüksek tepelerden aşağı doğru Yüzlerce kiloluk yanmakta olan yükler yuvarlamaktı. E bu kadar asker kaçacak yer bulamayınca hem yanıyor hem de paramparça oluyor, eziliyor vesaire. Aslında işe yarayan bir taktik ama biraz acımasızca. Bu şekilde İskender bu muharebeyi de kazanınca yıldızı iyice parladı ve Osmanlı orduları kaçarken Arnavut tarafı kutlamalar yapmaya başladı. Hatta bir takım sloganlar bile attılar. İşte örneğin bunların en meşhuru özgürlük ve birlik. Tıpkı Fransız devrimi gibi. Ama anlaşılacağı üzere buradaki özgürlük ve birlik öyle evrensel bir şey değil. Özgürlük Osmanlı'dan kurtulmayı ve özgür kalmayı, birlikse dağılmış olan onlarca prensliğin tek bir adam altında birleşmesini temsil ediyor. Tabi Osmanlı öyle bir iki tane muharebe kaybettik öyleyse bırakalım diyecek bir imparatorluk değil yılanın başını küçükken ezmek lazım mantığıyla üçüncü bir saldırı timi yollandı. Varna Savaşı'ndan sonra 2. Murat 1445'te Firuz Bey önderliğinde daha büyük bir ordu gönderdi ama İskender Bey bu orduyu da yendi ve Firuz Bey'i kendi elleriyle öldürdü. 2. Murat üçüncü kere başarısız olunca iş başa düştü diyerek kendisi de gelmek suretiyle daha büyük bir orduyla savaşa hazırlandı. Ve bu tabii ki bir korku yarattı öyle ki 1443'te İskender Bey ile beraber Osmanlı tarafından kaçmış olan ve İskender Bey'in de yeğeni olan Hamza Bey Osmanlı'ya iltica etti. Yani kazanan tarafta olayın mantığıyla hem İskender'e hem de ülkesine ihanet etti. E tabii Osmanlı'ya iltica etmek için bir şeyler vaat etmek gerekiyor. İşte Hamza Bey'de bir sürü istihbarat veriyor. İskender Bey'in zayıf taraflarından bahsediyor. Hangi bölgede hangi halk tamamen ona bağlı değil bunları söylüyor ve bir bakıma 2. Murad'ı savaşmaya kışkırtıyor. E zaten İskender Bey de 3 kere zafer kazanınca biraz daha elini kolunu uzatmaya başlıyor ve dikkat çekiyor. Bu yüzden 2. Murat her türlü savaşa girmek zorunda kalıyor. 1447'nin baharında Osmanlı tam teşkilatlı bir şekilde yeni bir savaş başlattı. Fakat savaşa sadece Arnavutlar katılmadılar. Osmanlı kazandığı takdirde diğer Balkan ülkeleri de tehdit altında kalacaktı ve bu yüzden Balkan milletleri Osmanlı'ya karşı bir araya geldiler. Örneğin Macar kralı Yanoş Hunyadi Osmanlı hakimiyeti altındaki Sırbistan'ı istila etti. Osmanlı ise bu yeni hücumdan haberdar olunca mecburen orduyu bölmek zorunda kaldı ve 2. Murat İskender Bey meselesini Mustafa Paşa'ya bırakarak Sofya'ya döndü. İskender beklenmedik bir şekilde Mustafa Paşa'yı da yendi ve 2. Murat mecburen Arnavutluğa yönelmek zorunda kaldı. 1448'in Temmuz ayında ise sağlam bir orduyla hatta var gücüyle bir Arnavutluk seferi başlatıyordu. Fakat o esnada Yanos Hunyadi tam da bu fırsatı kollayarak Macaristan'ın o güne kadar oluşturabildiği en kuvvetli ve en sağlam orduyu yarattı. Kaynaklarda yazdığına göre 17 Ekim 1448'de Osmanlı ordusu 100 bin kişilik bir orduyla Hunyadi'nin karşısına çıkmış. Tabi 100 bin muhtemelen abartıdır. Hatta belki Hunyadi 70 bin kişiyi toplayamamış da olabilir. Ama neticede büyük bir savaş yaşandığı belli ve biz bu savaşa 2. Kosova Savaşı diyoruz. Hunyadi Kosova'da yarım asır önce 1. Murad'ın şehit edildiği yerde siper almıştı. İki ordu karşılıklı mevzilendiler. Osmanlı düzeni her zamanki gibiydi. Sağ kanatta Rumeli Beylerbeyi komutasında Avrupa askerleri, sol kanatta ise Anadolu Beylerbeyi emrinde Anadolu askerleri. İlk hücum Hunyadi'den geldi. 3 gün boyunca durmadan savaştılar. Hunyadi İskender'den gelecek olan desteğe güvendiği için savaşı kazanacağından emindi. Ama İskender o esnada Venedik Krallığı ile bir mücadeleye girişmek zorunda kalmıştı. Çünkü Venedik Krallığı fırsattan istifade Adriyatik kıyılarındaki Arnavut kentlerini ele geçirmeye başlamıştı. İskender bu problemi halledene kadar Hunyadi 17.000 kişi zayiat verdi. Bunun karşılığında da en azından Osmanlı'nın ilerlemesini engelledi. Tabi bu savaş Osmanlı'yı da epey bir yıprattı. Öyle ki Osmanlı toplamda 40 bin kişi zayiat verdi. Evet biraz karışık anlattığımın farkındayım ama yapacak bir şey yok. Ortam karışık ki ben birçok şeyden de bahsetmiyorum. Onlarca taktik, strateji, isim, paşa bilmem ne. Ama onları söylemek konuyu daha da yorucu hale getirir. Zaten baya zor bir konuyu anlatıyor. Şöyle özetleyeyim. Eğer Hunyadi kendisine fazla güvenmeseydi ve İskender Bey'den gelecek olan desteği bekleseydi tarih tamamen farklı olabilirdi. Ama öyle olmamış ve İskender Bey Hunyadi savaşa erkenden dahil olduğu için anca 4000 kişilik bir yardım birliği gönderebilmiş. Devam edersek Osmanlı Venedik Krallığını İskender'e karşı savaşması için yeniden kışkırtıyor ve destek yolluyor. Böylece Drin Nehri çevresinde İskender ve Venedik krallığı arasında yeni bir savaş başlıyor. Fakat İskender bunu da kazanmayı başarıyor ve en azından Adriyatik Denizi kıyılarında bir istikrar sağlanıyor. 4 Ekim'de Venedik İskender'e boyun eğiyor ve vergi ödemeyi kabul ediyor. Ardından İskender daha önceden bölgede kalmış olan Mustafa Paşa birliklerine tekrardan saldırıyor ve bu sefer bir tek yenmekle kalmıyor. Mustafa Paşa ile birçok askeri esir ediyor. Tabii ki bu esirlerden büyük bir bölüm idam ediliyor ama Mustafa Paşa ve 12 subayı Osmanlı'ya 125 bin duka fidye karşılığında teslim ediliyor. E peki niye teslim ediyor dersek İskender gerçekten bu konuda rahat. Nasıl olsa bir daha gelecekler bir daha yakalayacağım bari alacağım paraya bakayım diyor. Ardından 2. Murat yine 100.000 kişilik bir orduyla İskender'e karşı yürümeye başlıyor ve İskender bu sefer henüz elinde 20 bin kişiden oluşan bir ordu olduğu için bu savaşı göze alamayarak halkı ve askerleri yanına alarak Venedik'e doğru çekiliyor. Tabi bunu yaparken de kaleler, bir takım ordugahlar bunların hepsi tahrip ediliyor ki Osmanlı bunları ele geçirdiğinde esasında hiçbir şey kazanmış olmasın. Tabi bu savaşmadan toprak verdiği anlamına gelmiyor öyle düşünülmesin. İskender bütün bu olaylar yaşanıyorken ve Osmanlı ordusu Arnavutluk topraklarına doğru geliyorken 12 bin kişiden oluşan bir orduyla dağlara, tepelere, kalelere yerleşiyor ve Osmanlı ordusunu elinden geldiği kadarıyla tahrip etmeye çalışıyor. Ama tabi bin kişilik bir ordu var eğer rakamlar doğruysa. Dolayısıyla pek de yapacak bir şey yok. Saldırıyorsunuz, 2000 bin kişi öldürüyorsunuz ama öldür öldür bitmiyor. Haliyle adam tek çareyi en azından işlerine yaramayacak bir parça bırakmakta görmüş ve yakıp yıkma taktiğiyle Osmanlı'ya hiçbir şey bırakmamış. Tabi bunu yaparken kendi ülkesine zarar veriyor fakat buradaki taktik başka. Sonuçta Osmanlı 100 bin kişiyle gelmiş değil mi? Bu kadar adam yemek yiyecek, tuvalet yapacak, konaklayacak, büyük ve sağlam bir arazi lazım. E siz bunu bırakmadığınızda veya onlara bir bakıma harap olmuş bir kent bıraktığınızda konaklayacak yer bulamıyorlar. Ve bu büyük ordu büyük bir dert haline geliyor. Yani esasında düşmanı kendi silahıyla vuruyorsunuz ki öyle de oldu. İkinci Murat 14 Mayıs 1449'da Debre'yi kuşatmaya çalıştığında esasında boşuna gelmiş oldu ve birkaç hafta kalıp mecburen geri dönmek zorunda kaldı. İkinci Murat geri dönerken arkasında tabii ki bir ordu bırakmıştı ve İskender ilk fırsatta bu orduyu da paramparça etmişti ve bununla yetinmeyip bu 12.000 kişilik gerilla grubuyla geri çekilmekte olan İkinci Murat'ı sürekli taciz etmişti. Yani 2. Murat geliyorken boşu boşuna onlarca adam kaybetti. Dönerken de boşu boşuna onlarca adam kaybetti. Hatta bir süre sonra mecburen yine Debre'ye geri dönmek zorunda kaldı ve bu esnada yine adam kaybetti. Ama şöyle bir şey de var. Sonuçta bu iki ordu yani Arnavutlar ve Osmanlı bir meydan muharebesi yapmadılar. Eğer öyle olsaydı zaten Osmanlı garanti alırdı. Bu yüzden İskender sürekli taktiklerle bir takım tekniklerle Osmanlı'yı yıpratmaya çalıştı. Bir de şöyle bir şey de var bu da işin diğer tarafı. Diyelim ki Osmanlı bütün Arnavutluğu fethetti. Yani adam öyle veya böyle kaç kişi ölüyorsa ölsün ben burayı alacağım dedi. Bu durumda başka yerden kaybeder. Çünkü yine Anadolu'da veya başka bölgelerde başka tehditler var. Yani bütün gücünüzü aylarca hatta yıllarca tek bir bölgede bekletmek zaten stratejiye uymaz. Zararlı çıkarsınız ve yine aynı şekilde İskender de bütün gücüyle bir şekilde Osmanlı'yı kovmayı başarsaydı bile bu durumda ordusundaki %50, %60'lık bir kesimi kaybetmiş olacaktı ve Napoli krallığı tarafından, Venedik krallığı tarafından veya belki Sırp krallığı tarafından fete uğrayacaktı. Yani Osmanlı'ya karşı kazansanız da başkasına kaybedecektiniz. Bu yüzden iki ordu da işini garantiye almaya çalışıyor. Yani 2. Murat ve İskender Bey arasında bir satranç oynanıyor. 1450'ye gelindiğinde 2. Murat Berat şehrini de ele geçirmeyi başarıyor ve yanında şehzadesi 2. Mehmet'i de götürüyor. Biz bu kişiyi Fatih diye tanıyoruz. Osmanlı ordusunun uzun süredir Balkanlarda volta atması yüzünden İskender birçok Arnavut beyinin desteğini kaybetmişti. Bu yüzden halkı dini kullanarak gaza getirmeye çalıştı. Dört bir yanda papazlar, "Merak etmeyin, İsa bizimle. Biz kazanacağız." türünden vaazlar vererek epey bir kişiyi sahada tuttular. Bu sayede Osmanlı her ne kadar Kruya kentini ele geçirmeye çalışmış olsa da başarılı olamadı. Adam, di, di Osmanlı ordusu Arnavut topraklarında toplamda 5 ay kaldı ve bu 5 ay esnasında Hunyadi geçen savaştan aldığı zararı bir bakıma telafi etmeyi başardı ve güçlü bir ordu toplayarak Arnavutluğa geleceğini duyurdu. Hunyadi sahaya dahil olursa Osmanlı baya bir problem yaşardı bu yüzden 2. Murat Hunyadi geliyorsa şimdilik çekilme vakti diyerek orduyla geriye çekildi fakat Hunyadi gelmedi yani adam resmen fake atmış ve ikinci Murat da boşu boşuna geri dönmüş. Üstelik bu esnada Murat geri dönerken yine İskender beklendiği üzere yolda Osmanlı ordusunu epey bir tahrip etmiş ve dışarıdan bakınca sanki Osmanlı İskender'den kaçıyormuş gibi görünmüş. İskender hem Arnavutların kahramanı oldu hem de uzun süredir Osmanlı'yı bu kadar uğraştırdığı için diğer batılı ülkelerin de saygısını kazandı. Örneğin Papa bütün Katolik devletlerin İskender Bey'e yardım etmeleri için bir bildiri yayınladı. Bu sayede Napoli Kralı Alfons İskender'e para yardımında bulundu. Ardından İskender Bey daha büyük bir destek kazanmak ve Osmanlı'ya karşı mutlak galibiyet elde etmek için Ortodoks mezhebinden ayrıldı ve Katolikliğe geçti. Osmanlı döndükten kısa süre sonra 2. Murat öldü ve tahta Fatih geçti. Tabi o dönemde henüz Fatih değildi ama olacaktı. Şöyle o zaten babasıyla geldiği muharebelerde Arnavutların ne kadar inatçı olduğunu gördü ve o bölgeyi o an için ele geçirse bile bir şey kazanamayacağını düşündü. Zira İstanbul daha büyük bir problemdi ve gözünü İstanbul'a dikti. Bu yüzden de İskender Bey ile bir anlaşma yaptı birkaç yıllığına savaşmamak üzere anlaştılar ve hazırlıkları tamamlayınca İstanbul'a yürüdü. Tabi o dönemde kimse Fatih'in İstanbul'u alacağını düşünmüyor. Hatta bu yüzden papalık patrikhaneye yardım bile etmiyor. Tabi bunda bir de mezhep düşmanlığı muhabbeti var. Hani siz ortodokssunuz biz katoliyiz öyleyse siz de katolik olun gibi muhabbetler dönüyor ama herhalde Papa Fatih'in İstanbul'u alacağına inansaydı yardıma gelirdi fakat millet böyle bir şey beklemediği için Fatih bütün dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Esasında bunu Kritovulos gibi bir takım tarihçilerin de kitaplarında görebiliyoruz zaten. Ama Kritovulos biraz taraflı bir kaynak. Adam resmen Fatih'e metiyeler düzmek için kitabı yazmış. Yine de yakın bir kaynak, tarih bakımından hiç değilse güvenilir bir bakılabilir. Okumayanlarınız varsa tavsiye ederim. Bir de şöyle bir fikir vardır. Arnavut ayaklanmaları ve Balkanlardaki problemler Fatih'i İstanbul'a getirdi derler. Ben buna pek katılmıyorum ama bunun da mantığı şu. Şimdi İstanbul arada bir köprü, bambaşka bir imparatorluk, Bizans ve siz sürekli denizden geçip gitmek zorunda kaldığınız için ve Çanakkale Boğazı'nı kullanmak zorunda kaldığınız için Balkanlara gidene kadar epey para ve zaman kaybediyorsunuz. Bu yüzden de sürekli askeri destek gönderemiyorsunuz ve bir savaşı kazansanız bile orduyu orada bıraktığınızda pek bir işe yaramıyor. Çünkü günden güne hazine eriyor. Bu açıdan İstanbul'u almak, köprüyü de almak demek ve Balkanlara istediğin gibi gidip gelmek demek. Ayrıca bunu söylemek sanki İstanbul öyle arada kaynamış, hediye gelmiş gibi bir imaj yaratıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Fatih'in asıl amacı Balkanlar değil adamın zaten rüyası İstanbul'u almak ve tahta geçmeden önce de bununla alakalı onlarca defa babasına baskı yapıyor fakat ciddiye alan yok. Başa geçtiğinde de bu rüyasını gerçekleştirmek istiyor. Neyse devam edersek 2. Mehmet İstanbul'u alıp Fatih olunca ve dünyaca ünlü bir hale gelince İskender de boş durmak istemedi ve 1455'te Belgrad'ı kuşattı. Fakat artık İstanbul'un sağladığı o geçiş üstünlüğü sayesinde 2. Mehmet İskender'i kovmayı başardı ve İskender 5000 adam kaybetti. Bu ilk mağlubiyetiydi. Tabi bu mağlubiyetin tek sebebi İstanbul'un sağladığı geçiş üstünlüğü değil. Bir de hainler var. İskender'in yakın bir arkadaşı olan Debreli Mozes yani Musa Fatih'e karşı savaşmak istemediği için Zira adam Fatih olmuş artık. Karşı tarafa geçiyor ve bir sürü istihbaratı Fatih'e sızdırıyor. Ayrıca daha sonra Fatih'in gözüne girmek için 10 ila 15 bin kişilik bir ordunun başında İskender'e karşı savaşmaya çıkıyor. E İskender bir yandan da bununla uğraşınca mecburen Belgrad'ı bırakmak zorunda kalıyor. Ama bu esnada Mozes'i yani Musa'yı yenmeyi ve hiç değilse bir tarafta galibiyet kazanmayı başarıyor. Daha sonra Debreli Musa Osmanlı'ya geri dönüyor fakat orada can güvenliğinin kalmadığına inandığından hani artık bir işe de yaramıyorum herhalde suikaste kurban gideceğim diye korktuğundan kaçıp Tekrardan İskender'e sığınıyor, ayaklarına kapanıyor vesaire vesaire ve gördüğümüz kadarıyla İskender o kadar da sert mizaçlı bir adam değilmiş ki bu adamı affediyor. Ardından Fatih İshak Bey önderliğinde 60 bin kişilik bir orduyu tekrardan İskender'le savaşmaya gönderiyor. Ve bu ordunun içinde daha önceden Osmanlı'ya sığınmış olan ve İskender'in yeğeni olan Hamza Bey de var. Osmanlı ordusu Kuruya hariç birçok bölgeyi ele geçiriyor. Yani başlarda epey iyiler ama daha sonra Drin ve Drilo ırmakları kenarında yapılan bir savaşta İskender'e kaybediyorlar. İshak Bey kaçıyor ama İskender adını bilmediğimiz bir sancak beyiyle Hamza'yı ele geçirmeyi başarıyor. Bu sancak beyi daha sonra 15.000 duka karşılığında yine fidye karşılığında Osmanlı'ya teslim ediliyor ama Hamza'ya ne yapıldığını bilmiyoruz. Bazı kaynaklar İskender onu da affetti diyor bazıları ise idam etti diyor. Yani burası şaibeli. Devam edersek Fatih üst üste birkaç defa kaybedince bir süreliğine Balkanlarla ilgilenmeyi bıraktı. 1457 yılında ise Papa 3. Kalikstus başarılarından dolayı İskender Bey'e mukaddes makamın genel komutanı ünvanını verdi. Yani İsa'nın kılıcı. Bu ünvandan sonra İskender yardıma muhtaç olan bazı diğer krallıklara yardım ederek bir prestij sahibi oldu ve San Pietro Dukası sanı gibi birçok ünvan elde etti. İskender bu kadar yükselirken Fatih de boş durmadı tabii ki. İskender'in Napoli kralı Alfonso'nun ölümünden sonra Halefi Ferdinand'la birlikte Fransa kralı 7. Şarl'a karşı savaştığı sırada Mora'yı fethetti. Yani diyorum ya bölge karışık. Bir yerden bir şey yapmaya çalışıyorsunuz hop arka taraftan başka bir yer gidiyor. Şurayla savaşayım diyorsunuz burada başka bir savaş çıkıyor vesaire. Yani gözünüz sürekli açık olmak zorunda. Ama Mora pek de büyük bir problem teşkil etmedi. Yani İskender Mora'yı almaya bir bakıma niyetlendi ama Fatih ateşkes teklif etti. Barış yapalım dedi, bir takım imtiyazlar tanıdı ve konu kapandı. Fakat bu barış anca 3 yıl sürebildi. Çünkü Papa bir Haçlı Seferi ilan etti ve İskender de mecburen buna katılmak zorunda kaldı. Ama tabii ki Verdiği sözü bozmak zorunda kaldığı için bir vicdan azabı çekiyordu ve istekli değildi. Bununla alakalı da bir itirazda bulundu. Ama öyle veya böyle iş din olunca kandırmayı başarıyorsunuz veya bir kılıf bulmayı başarıyorsunuz diyelim. Papalık İskenderi ikna etmesi için bir Arnavut olan Drach Piskoposu Pavlo Angelo'yu gönderdi ve Angelo kendi dininden olmayanlara karşı verdiğin sözü tutman gerekmez. Burada önemli olan İsa'nın kazanmasını sağlamak diyerek İskender'i ikna etmeyi başardı. Veya İskender zaten savaşmak istiyordu ama bahanesi yoktu böylece bahaneyi bulmuş oldu. Bu da bir ihtimal bilemiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Pablo Angelo İskender'i ikna etmeyi başardığı için daha sonra kardinalliğe yükseliyor. Ve yine İskender'le Fatih karşı karşıya geliyorlar. Buradan sonrasını kısa kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü zaten video uzadı ve kafa karıştırmaya da gerek yok bence. Özetle durum şu. Fatih Sermet Bey önderliğinde 15.000 kişilik bir orduyu İskender'le savaşmaya gönderiyor. İskender de 10.000 kişilik bir orduyla Sermet Bey'in karşısına çıkıyor ve savaşı kazanıyor. Birçok esir topluyor ve Sermet Bey kaçmak zorunda kalıyor. Sermet Bey kaybedince tabii ki Fatih vazgeçmiyor ve bu sefer aslen bir Arnavut olan Balaban Bandera önderliğinde 15 bini süvariden oluşan 20 bin kişilik bir ordu gönderiyor. İskender'in ise o esnada 4500 civarında piyadesi var ve bu iki ordu Valhaliya Vadisi'nde karşı karşıya geliyorlar. Tabii ki sayı üstünlüğü epey büyük olduğu için İskender muharebeyi kaybediyor ve çekilmek zorunda kalıyor. Bu savaşta yüzlerce Arnavut askeri ve özellikle 8 Arnavut asilzadesi esir ediliyor. Yani roller değişiyor. Bu sefer esir alan taraf Osmanlı. Ve İskender para teklif ediyor tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi ama Fatih kabul etmiyor. Arnavut prensleri idam ediliyorlar ve bu Arnavutluk topraklarında İskender'e olan güveni biraz sarsıyor. Çünkü o güne kadar hiç böyle bir mağlubiyet almamışlardı. Ama neyse ki İskender bunu telafi ediyor ve kısa süre sonra Yeni bir saldırı düzenleyerek Balaban Bandera önderliğindeki orduları paramparça ediyor. Buna misilleme olması için Fatih bu sefer yine bir Arnavut olan Arnavut Yakup önderliğinde 16.000 kişilik bir ordu daha gönderiyor ve fark etmişsinizdir herhalde Osmanlı sürekli Arnavutları kullanmaya çalışıyor. E şimdi bakınca bu Yakupmuş, Balaban Bandera'ymış. Arnavut halkına göre hainler. Gitmişler özlerini unutmuşlar ve kendi vatanlarına saldırıyorlar. Dolayısıyla İskender hain miydi yoksa bu şöyle miydi diye düşünmek saçma. Tarih dünya tarihi öyle bakmak lazım ve ne yaşanmış bunu görmek lazım. Bu yüzden uzatmıyorum devam ediyor. İskender Bey Arnavut Yakub'u ve onun ordularını da mağlup etmeyi başarıyor ve Yakub'u ona göre hain olduğu için kendi elleriyle idam ediyor ve Kuruya'ya dönüyor. Ardından Fatih bu verdiği zayiatları telafi etmek amacıyla bu sefer ya hep ya hiç diyerek 150 bin kişilik bir orduyla ki muhtemelen bu da abartı 1465'te yine bir Arnavutluk seferine başlıyor. Burada yine tarih tekerrür ediyor ve İskender Bey Fatih'in alabileceği bölgeleri yakıp yıkarak halkı ve askerleri de oradan toplayarak geri çekiliyor. Yani yine bu büyük orduyu büyüklüğüyle yenmeye çalışıyor. Esasında Fatih'in bu saldırısı mantıklıydı ve adam birçok kaleyi örneğin Svetigrat'ı vesaire ele geçirmeyi başardı. Ha, tamam coğrafya komple yanmış, kül olmuş, harabe olmuştu. Epey bir para kaybedildi, ordu biraz sıkıntı çekti ama Fatih yine bir takım bölgeleri fethetmeyi başardı. Aynı zamanda 80 bin kişilik bir orduyla Balaban Bandera Epir bölgesinden yeni bir saldırıya kalkıştı fakat İskender Bey bu sefer gerçek anlamda Fatihe darbe vurmayı başarıyor. Bu da şöyle. İskender Balaban Bey'in kardeşi olan Yunus Bey'i ve onun oğlu olan Hızır Bey'i yakalayıp Balaban'ın gözü önünde idam ettiriyor. Ardından Balaban'ı da yakalayıp öldürüyor ve Balaban'ın bütün ordusu dağılıyor. E dağılırken de tabii ki epey bir zayiat veriliyor ve İskender bir bakıma Fatih buradan alıyorken kendisi buradan ele geçiriyor. Yani orduyu kıstırıyor ama keşke animasyon yeteneğim olsa veya vaktim olsa da harita üstünde gösterebilsem. Maalesef anca böyle elle kolla anlatabiliyorum. Ama herhalde anlaşılır olmuştur. Balaban Bey'in kaybettiğini duyunca Fatih geri dönmek zorunda kalıyor ama bu sefer yakıp yıkma taktiğini kendisi uyguluyor. Yani arkamızda bir şey bırakmayalım diyor tıpkı İskender'in yaptığı gibi. Esasında bu savaş hem Osmanlı için hem de İskender için kayıptı. Kimse kazanmadı. Hatta zaten genel Arnavutluk seferleri Osmanlı'ya para ve insan kaybından başka bir şey getirmedi. 1467'ye kadar muharebeler devam etti ama kayda değer bir değişim yaşanmadı. İskender Bey Yaklaşık 25 yıldır Osmanlıyı engellemeyi başarmıştı. Sonunda leş birliğini tekrardan toplayarak ve hem Napoli hem de Venedik krallarından yardım alarak, Papa'nın da desteğiyle nihai bir sefere hazırlanmaya başladı. Ama 60 küsur yaşına gelmişti ve bütün hayatı savaş meydanlarında geçmişti. Bu yüzden sağlık durumu pek de iyi değildi ve 17 Ocak 1468'de hayata veda etti. İlginç bir şekilde İskender Bey'in ölümünden sonra kemiklerinin tılsımlı olduğu, İskender Bey'den bir parça taşıyana ok ve kurşun işlemeyeceği şeklinde söylentiler yayıldığı için kemiklerinin daha sonra küçük parçalar halinde Arnavut savaşçılarına dağıtıldığı veya tıpkı Medusa'nın başı gibi kalkanlara takıldığı şeklinde bir takım rivayetler var. Ama bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Yine Fatih'in İskender'in ölüm haberini aldığı zaman Hristiyanlığın vay haline, kılıçlarını ve kalkanlarını kaybettiler dediği söyleniyor. Ki muhtemelen doğrudur Neticede adam Hristiyanlığın kılıcı ünvanını almış. Olabilir yani. Hammer'de geçen diğer bir rivayete göre ise Fatih'in bütün bu Arnavutluk seferleri sonuç vermediği ve sürekli zarara uğrattığı için keşke İşkodra'yı hiç duymasaydım. Boşu boşuna adamlarım heba oldu, boşuna uğraştım dediği yazar. Yine bazı kaynaklarda Fatih'in İskender için keşke biz de savaşmasaydı. Eğer İskender kuvvetini bizle birleştirseydi onunla bütün Roma'yı fethederdik, dediği söylenir. Özetle İskender Bey çeyrek yüzyıl boyunca Osmanlı'ya karşı sağlam bir mücadele veriyor ve Arnavut tarihi içinde Osmanlı'ya karşı gösterilen en büyük direnişin lideri oluyor. Bu yüzden de Arnavutluğun ulusal kahramanı sayılıyor ve zaten diğer ülkeler de genelde Osmanlı tarihini aktarıyorken İskender Bey'e epey bir yer veriyorlar. Bir tek bizim tarihçiler bundan bahsetmiyorlar. O da enteresan bir şey. İskender bir tek Osmanlı'yla değil, Napoli Krallığı gibi birçok krallıkla, yani Hristiyan devletle de savaşmak zorunda kaldı ama Hristiyanlarla bir şekilde anlaşmayı başardı. Lakin Osmanlı'yla hiçbir şekilde bir anlaşmaya varamadı ve ne o Osmanlı'yı yenebildi. Ne de Osmanlı onu bitirebildi. İskender Bey'in bu isyanı ve hayatı boyunca vazgeçmediği inadı Arnavutluğun bayrağına kadar yansıdı. Zira Arnavut anlayışına göre çift başlı kartal isyanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü sembolize eder. Ve bu kavramlar İskender Bey ile birleştirilmiştir. Toparlarsak hemen hemen 600 yıl önce Osmanlı ve Arnavutluk arasında yaşanmış olan bu mücadele Osmanlı yıkılmaya yaklaşıyorken bir daha hatırlandı ve benzer şeyler gündeme geldi. Bu yüzden de son dönemde Arnavut halkı Osmanlı'ya karşı bir antipati hissediyor. Esasında şu anda Arnavut halkında iki türlü Türk anlayışı var. Biri Osmanlı işgalci, baskıcı, kötü, kovulması gereken bir düşman. Diğeri ise Atatürk. İlerici, aydın, tek derdi kendi ülkesini kurtarmak olan İskender Bey'e benzeyen birisi. Bu yüzden Arnavutlar Atatürk'ü severler, sayarlar. Hatta başkent Tiran'da Mustafa Kemal diye cadde var. Ama Osmanlı'ya geldiğinde iş biraz değişir. Osmanlı'ya karşı pek de sıcak bakamazlar. Ki bence bu yanlış. Tekrardan söyleyeyim İskender Bey'den sonra bütün Arnavut tarihi Osmanlı ile paralel gitmiştir. Bu yüzden Osmanlı'yı öteki yapmak, düşman yapmak İskender Bey'den sonraki 500 yıllık Arnavut halkını hiçe saymak ve tarihe nankörlük etmektir. Kendi fikrimi söyleyecek olursam ben Osmanlı'ya da Atatürk'e de İskender Bey'e de atam gözüyle bakıyorum. Elbette tarihte roller değişir. Kimine göre Mustafa Kemal de Osmanlı'ya hainlik yapmıştır. Ben öyle görmüyorum. Atatürk de kendi ülkesini kurtarmaya çalıştı İskender Bey de. İkisi de davalarında haklıydılar. Ama Osmanlı da kendi fetih politikasında haklıydı. Yani bir imparatorluk öyle ayakta kalır. Sanırım yeterli bir açıklama olmuştur. Şimdi son bir iki bilgi vereyim ve videoyu bitirelim. İskender 67 yılında ölüyor ve Fatih 10-11 yıl sonra takriben 1478'de Kruya dahil birçok bölgeyi ele geçirmeyi başarıyor. Yani İskender'den sonra da Arnavutluk seferleri devam ediyor. Fakat İşkodra bölgesinde isyanlar yine devam ettiğinden halk bir anda tabi olmadığından dolayı bu sefer Venedik işe karışıyor ve 79 yılında Osmanlı ile bir anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmaya göre Venedik Arnavutlara yardım etmeyi bırakıyor ve Arnavutluk bir bakıma Osmanlı'ya terk ediliyor. İskender Bey'den sonra onun kadar kararlı ve başarılı bir adam çıkmadığı için Arnavutluğun milli bütünlüğü zayıflamaya başlıyor ve zaten uzun yıllardır devam eden savaşlar da halkı perişan ediyor. Böylece 1500'lü yıllara geldiğimizde Arnavutluğun hemen hemen tamamı Osmanlı hakimiyetine giriyor ki söylediğim üzere bu 1912'ye kadar devam edecek. Son bir ayrıntı Arnavut halkı diğer halkların aksine kılıç zoruyla Müslüman yapılmadı. Elbette dünyada birçok bölgede zorla, katliamla Müslüman yapılan halklar var. Fakat Arnavut halkı böyle şeylere boyun eğmediği için Osmanlı başka bir taktik denedi. Balkan topraklarına binlerce derviş gönderdi. Binlerce Bektaşi dervişi hoca, tasavvuf alimi, tasavvuf ehli Balkanlarda bir bakıma hoşgörü İslam'ı gösterdiler. E, o güne kadar Arnavutlar hep fetih, cihat, Allahu Ekber bilmem ne, kafa kesmeler, savaşmalar bunları görmüşler ve İslamiyet'ten soğumuşlar. Elbette İslamiyet'e korkulması gereken, kaçılması gereken bir din gözüyle bakmışlar ve zaten papalık da İslamiyet'i Deccal'in dini diye ifade ediyordu. Yani o güne kadar Arnavut halkı için Müslümanlık şeytanın diniydi. Mistisizm felsefesi Arnavutluğa ve diğer topraklara yayılınca halk bir de böyle bir şey varmış esasında bu iyiymiş demeye başladı. Yavaş yavaş İslamiyet'e sempati duymaya başladı. Tabii ki bütün halk Müslüman olmadı. Zaten bugün bile bütün nüfus Müslüman değil. Ama en azından din savaşı muhabbeti kapandı. Ha, bu esnada işte bizi asimile etmeye çalışıyorlar bizi bağlarımızdan koparıyorlar diyerek isyan çıkaranlar oldu ama neticede artık Arnavutluk Osmanlı'ya aitti ve ikinci bir İskender Bey de çıkmadı. 3. Bölüm Arnavutluğun Yakın Tarihi tamam, Merhabalar ben Dio'nun annesiyim. 24 yaşlarında Türkiye'ye geldim ve o zamandır bu yana da Türkiye'de yaşıyorum. Tabajdım ne yapar. ne par? Evet her tamar püte ne par. Siz işte Şipriyana Si ishte Shqipëria në kohën e komunizmit? Një pytje që kërkon një përgjigje shumë të gjerë, por është e pamundur që të cilësoj të gjitha qështjet e kohës e komunizmit, por si qëto uh, etapë politike dhe uh, si qëto gjëndje u dheheshje, edhe kohë e komunizmit kishte avantajet dhe disavantajet e saj. Shqipëria ishte e mbyllur me botën. Uh, Populli ishte i adoptuar veç se të punonte dhe të kryonte bukën e gojës. Se ishte një Shqipëri që ishte copëtuar dhe sidomos në basë daljes e luftës e dytë botërore në shumë fshatra të Shqipërisë, dhe pa tjetër në zonat malore nuk dua të theksoj, nuk ishte uji, nuk ishte drita, nuk ishte rrugë, nuk ishte ekonomi, nuk ishte fabrika, nuk ishte uzina, nuk ishte spitale, pra nuk ishte asgjë, sepse Shqipëria që uh, preshekush është pasuar nga uh, dëme të mëdha të fuqive të ndryshme që e kanë sulmuar. Pra kishtë dal nga uh, një luft e dytë botërore, ku uh, populli ishte i varfër dhe uh, duhet të themelohej një Shqipëri e fort. Basi ishte i dy të rushëm komunizmë me ndoj pse. Se pse nëse nuk do të ishin byllur dyeret me botën e jashtme, pjesa më e madhe e Shqiptarve do të emigroni një ashtetit në vëndet e Evropës, në vëndet më të largë gëta për të kryuar një jetë sa më të lumëtorë për të fituar sa më shumë lek edhe e, pa tjetër që kështu me vajtjen dhe ardhjen e emigrantëve e, shqiptare dhe mësonin se bota jashtë mi ishe shumë e fuqishme nga në ekonomike jeta ishte më luksoze pra e, ne ishim në zero dhe kështu që të gjithë do të ntonin të largoheshen e, por mund të them që duke krasuar me, me, me shtetet e tjera që ne mësuam më vonë Edhe që po e mësoj edhe akoma dhe sot nga mikeshat e mia të cilët në ato kohë kur ne nuk kishim dieni për botën e jashtme, ato dilni jashtë me grupet e tyre të, të folklorit, shkojnë në Francë, shkojnë në Kinë, shkojnë në Anglisht, shkojnë në Amerikë, por në ato kohë nuk mund të flisin, por sot tregojnë se uh, jeta paska qenë uh, me të vërtetë shumë e bukur shtetit, kur ne mendonim se ishim populli uh, edhe shteti më i pasur në botë, uh, gjithçka ishte e mrekullueshme, bota po vuante nga varfëria, nga mjerimi, uh, por ne kishim gjithçka ne mendojshim se ishë në paradajs, kur me ato që po mësoj e komë dhe sot, mund të thevë që kishim qenë të mirë. Pra edhe asgjë nuk ishte e mjaftueshme. Po të, po të flasim për fëmijet e botës në atë ko, që e ka njohë qokolatën para neve, ne në atë ko nuk dini që është qokolata. Ishte... Për është që diatëri edu komunizmin më se janë të e pa televizor, ke televizori, filmat, e ne janë të menu se është komunizmin i mirë. mish. Më bo komunist, 7 fütökreç ye zengin Në, në komunizm nuk ka zëngin lek, në komunizm është gjithë shka, komunizmi mund të jetë shkalla edhe Më e lartë një sistemi uh, ku mund të flasim që duhet të ketë barazi, por ajo që jetuam ne, nuk mund të thamë që ishte një, një barazi edhe një, një jetë luksozef, sepse i kishim sëtë të mbyllur nga gjithë bota, nuk ishim djeni nga asgjë, ato që farë në të regon, të mund të them që edhe historin që e kemë mësuar në si shqiptar, e kemë mësuar në dryshe. Gjatë komunizmit ishim të detyruar të shkon nga një fshat në fshatin tjetër që të mësojnë, po kishte diçka e bukur e komunizmit. Pse? Sepse të gjithë ishin të detyruar të dërgojnë fëmijët në shkollë. Pra, nëse ti ke fëmin, edhe thu, jo, unë nuk do të dërgoj fëmin tim në shkollë, ty të vjen uh, qeveria në derë, të vjen edhe gjopë, të çon edhe në burg, të çon edhe në internim. Pra, këto ishin anët pozitive dhe anët tjetër Vesh po, kishe me... disiplin, po. Por, ishte edhe ana tjetër pozitive që kishte komunizmi, pse e, të gjithë burat edhe gratë punonin në një vend. Pra, nuk ishte dalim gjinie, sepse dalimi i gjinis nuk është një anë pozitive që mund të nëndërgoj në, si të them, në një kultur të lartë sepse në qofta se da, bën dalimin me zgrave dhe burave, do të thot që të shtypë është e ajo që është shtypur gjithmonë mongjat, gjithë jetës dhe historisë është gruaja, por gruaja nëna është ajo që lindën fëmi, fëmija është ajo që mësimet e para i merë nga nëna e ti, dhe nëse nëna është shtypur, pa tjetër që vronda në mëndjën e saj, do të jetë një psikologi e shtypur dhe kështu që do të lind dhe do të rris një fëmi që do të mësoj më shtypje dhe kjo nuk është në të mirë të popullet. Ana tjetër uh, pozitive mund të them ishte kjo se uh, nuk mund të gënjenim nuk mund të bënim shumë mashtrime sepse kishte shumë spiun dhe këto spiun të spiononin dhe gjithë familja digjej nuk kishte prostitucion pa tjetër që dhunime kishte uh, sepse uh, të jesh i shtypur dhe të jetosh me frikë dhe të prorasës vetëm për një person kjo nuk është një liri e plot edhe nuk është një gjë që mund të adhurojmë por uh, pa tjetër që në brendësi të kësaj a nuk kishte masakrime, a nuk ishte rahje grash, a nuk ishte uh, përdhonime familjare, pa tjetër që ka pas, po kanë ngelur të fsheta. Nuk besoj që nuk ka pasur. Sepse nga afër kanë pasur uh, të njohur familjar të afër të ku femrat gjithmonë janë rahur nga buri i tyre, nga vjeri i tyre, nga kunati i tyre, uh, janë lënë pa ngrënë, por uh, ato nuk do të denoncionin dot me polici pse ishte familja që i shtypte i thonë nuk do flisni se përpërohemi, në shajnë bota dhe femre të shkreta ishin në dur të atyre burave që ishin martuar nga familja edhe në basë nuk i kishin zjedh vetë. A të e ropët, kështu janë. Për jashtë janë të shumë mirë, shumë bukësh, pa problem, po mrenë kanë i tur problem. E, në themin Shqipë e divorba, vorba, qëfar ka brenda? Jane, se qëfar zinë vorba e di mund të ketë vetë muj, mund të ketë grosh, mund të ketë mishë, mund të ketë një kokërorisë. Pra nga jashtë mund duket shumë bukur, por nga brenda nëse më pyet se donta jetosh edhe një herë komunizmi, jo, nuk dua të jetoj një herë komunizmin, nuk më pëlqen. Ë e vetmja gjë që mbase më tërheq edhe them vetëm këtë të kemi, do ishte kjo që uh, të kishim një ekonomi sa më të mirë, të kishim një udhëheqje sa më të mirë në vendlindjen time dhe mos të detyroheshim të mernim botën pse. Unë si person do kisha dëshirë që në ditëlindje ose në një ditëlindje të fëmis të kisha gjithë farefisin tim, kur bëhet një vdekje ose një lindje ose një dasëm, të jemi të gjithë farefisin tim se uh, i themi dikujt daj, i themi dikujt axh, i themi dikujt hall, teza, pra ato janë farefis që ne shqiptarë deri në 7 vëreze, nuk bëjmë martesa mes njëri tjetrit dhe farefisi pra uh, gjinia familjare cilët kanë një rëndësi shumë të madhe. Mirë po, kurbeti edhe kohët e vështira që kaluam, na detyruan që të largohemi edhe të jemi larg nga gjaku jon edhe të bëhemi të huj për njëri tjetërin. Pra, gjithë të kush të qëko jetën e vetë kur atëherë në çdo rast ishin të gjithë të bashkuar dhe kishte diçka e bukur. Sa është diçka e bukur kur e shoh fëmijën që të rritet duke lozur me me kushërinë e vet edhe kjo të jetë në mënyrë vëllazërore. Po me të vërtetë kjo është një pyetje py 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 tjetër ose një pyetje tjetër se sa të dobishëm janë çfarë fisi. Pyetja e dytë është çfarë rëndësi ju kushtoi arsimit? Ha. Arsimi zinte një vend të rëndësishëm në kohën e komunizmit pra padalim të familjeve, padalim të zonës ku jetohej, gjithë të kush ishte i dëtëruar që fëmijet të dërgonte në shkollë. Pra, ishte shumë i detyrueshëm dhe jo vetëm fëmija që ishin në mosh për të vazhduar shkollën, por edhe ato mosha e madhe të cilët nuk ishin arritur që të studionin, edhe ato nga qeveria në atë ko mundoheshin që të mësojnë të shkruajnë dhe të ledzojnë. Arsimi ishte i barabart për të gjithë pra kishim 4 vjet shkollën fillore që fillojmë në klasën e parë në moshën 6 vjeç 7 vjeçare. Ajo ishte 4 vjet, uh, ishte shkolla 8 vjeçare, orta e kull. Pra ishte shkolla 8 vjeçare dhe ajo 4 vjet 8 vjet, ishte edhe 4 vjet shkolla e mesme dhe uh, në atë kohë pa tjetër që uh, Shqipëria ishte në zhvillim, në rritje dhe kështu që një pjesë e madhe ato të cilët ishin shumë të suksesshëm në shkollën e mesme direkt mund të kalonin në një branch pune, pra në punën që mund të zgjedhin dhe mbas saj patjetër që vinë shkolla e lartë pra universiteti. Ajo që më ka tërhequr gjithmonë vëmendjen dhe që janë përshtatur jashtë mase ka qenë ushtarakja. Pra ka qenë një deg tjetër mësimi që në shumë vende të botës kjo nuk është zhvilluar besoj. Uh, sidomos në shkollën e mesme ne kemi pasur degën e ushtarakës ku të gjithë mësonim për të qenë ushtar të popullit. Kjo kjo ka qenë tema më e veçantë mund të them që më ka tërhequr vëmendjen sepse të filloshi në moshë të vogël, pra në moshën 16 vjeçare të, të marrësh mësimet ushtarake, të cilat ne këto mësime i ushtronim në në repartet ushtarake së bashku me ushtarët dhe oficerët, merrim mësime si mund të përdorim armët, uh, kjo ishte diçka shumë shumë e veçantë që mase na bëri të ndiejmë edhe shumë të fortë sepse ishin të përgatitur për luftë, se do të ishin një popull i vogël ku në një krah kishim greqin, kishim në anë tjetër serbin, pra kishim popull që gjithmonë na kanë shtypur dhe gjithmonë armik mund ta sulmonte, prandaj ne të gjithë përgatiteshim për të qenë ushtarë të popullit dhe jo vetëm ne merrnim këtë mësime, por edhe çdo uh, qytetar shqiptar, uh, në kohë të ndryshme kishte disa seanca të cilët ato uh, shkonin, merrnin dy javë bënin sbor. Atë. A kishte shkolle në çdo fshat dhe qytet. Hm. Gjatë kohës të komunizmit ë, ishte e pa mundur që të kishte shkolla në gjdo fshatë në, në qytet. Pse, si shtë heksova më parë, ishte, ë, ishim një shtetë që nuk ishim uj dhe drita dheri në, në vitet 80. Por ë, në shumë vënde ishte një shkolle për bashkët ku fshatrat të rreth e rreth ë, i dërgoni fmi të studionin në ato shkolla, sidomos në fshatra dhe në malësi. Këto ishin kushte shumë të vështira për arsye se rrugët nuk ishin të asfaltuara siç janë sot dhe kështu që fëmijët në moshë të vogël ishin të detyruar të ecnin me orë të tëra për të shkuar për të marrë mësimet e tyre për të vajtur në shkollë dhe për shembull edhe shkolla ku un kam marrë mësimet e para shkollën fillore ka qenë rreth 30 minutë larg nga shtëpia ime ku në shi në Breshër ishim të detyruar të shkonim të lagur të bërë qull patjetër edhe nuk mund të ngelnim vonë nga ora e fillimit të mësimit sepse hashim këto pes vëlezërit të cilët mësusi ose mësusja hiq nuk nguronte në na jepte në fytyrë edhe përveç kësaj patjetër larmoi familja Lia që ne ngelën bon, vonë, edhe nga familja kishim të njëjtin dënim Rogat, a mjaftonin për ekonominë familjare si mund të përgjigjem se kjo mund të ndahet në shkallë të ndryshme mund të mund të ndahet në shkallën e punëtorëve të thjeshtë në shkallën e fshatarëve dhe në shkallën e atyre punonjësve të cilët punonin për qeverinë që patjetër ato i kishin kushte shumë më të mira se ne. Kjo uh, megjithëse është komunizëm dhe duhet të jemi ishim të gjithë të barabartë që nga i vogli deri i madhi, por uh, kjo shkallë asnjëherë nuk është bërë dhe nuk bëhet është e pamundur. Uh, rogat uh, ashtu vogla ishin saqë nuk di si të them ë uh, duke folur për rrogat uh, e mjaftueshme mund të flas për familjen time dhe për të gjitha ato të cilët kanë qenë rreth e rreth familjes sime. Pra uh, për bashkëfshatarët e qytetarët e tjerë. Rroga thuaj kjo që duhet një rrogë të mjaftoj sa për bukën e gojës, se skemi nevojë për luks. Femrat nuk kanë nevojë të zbukurohen. Femrat nuk kanë nevojë të heqin vetullat. Femrat shqiptare nuk kanë nevojë për makiaj. Uh, luksi jon është Shqipëria, luksi jon janë malet me lule, janë lumej që rrjedhin, janë fusha të e begata ku uh, populli shkonte dhe punonte me këmbët në bal deri në gjuhë, kush kishte kputc, kush nuk kishte kputc, edhe ai që kishte mund të kishte një pajtë pucë elastiku, ku ato pucë elastikut kur grisën do të lidhte me tela dhe jo me pesë ishte e pamundur pra pjesa më e madhe e popullsisë mund të them që uh, me atë lek që ka marr sa ka marrë frymën gjallë. Uh, nuk dinim çfarë është frigoriferi, nuk dinim çfarë është lavatriçja, nuk dinim nuk dinim çka luksoza, është e pamundur. Edhe televizionin kur ka ardhur për herë të parë në Shqipëri që kemi filluar të parë unë mëmen kam qenë në moshën 11 vjeçare, me uh, sa më kujtohet, jo të gjithë mund të merrnin televizion, u mlidhnin të gjithë atje. 20-30 veta duke parë televizion edhe ai punonte me orë, 2 orë, 3 orë në ditë, 4 orë në ditë rogat që si mund të mjaftonin, kur edhe dritat nuk mjaftonin, se edhe dritat i ke ishim me orë. Pra dritat ishte ora që nga kjo orë delin në të orë, përdorin dritat, edhe në pasdarki dritat të fikëshin edhe ishim me kalindore. Kjo ka zjaterin në redviteve të dhvjet. Qëpar pasoja është soli rënjë o komunizmit? Hmm. Rënjë o komunizmi soli pasoja negative dhe pasojat, pasojt pozitive. Pasojat, pozitive, pasojat nuk mund quenë pozitive, por <laughs> pasojë është pasojë, Ato pasoja që solli rënja e komunizmit pra edhe sot përjetohen sepse ë uh, është ndryshimi një sistemi nga një sistem tjetër, nga nata në ditë ose nga dita në natë. Pra, një ndryshim i madh. Dhe gjatë kësaj kohe patjetër që flasin për një popull që për 45 vjet ishte si i burgosur, pra si një qen i lidhur në pranga. Zgjidhet nga prangat e tij, për herë të parë shef një diell tjetër në sy, edhe është një qen i turbuar, i uritur, edhe gjithë shka do në të përvetësoj. Për fatë të keqë edhe në Shqiptarit këtë e përjetuam se në atë ko u bën emigrimet të mëdhaja. Pra ku flas për një qen, nuk mund të them popullit tim qen, por ishim të burgosur për 45 vjet dhe ishim të etur për pak dije, për pak ditë, ishim të etur për botë dhe, dhe donim të merrnim pak frymë. Mbas vdekjes së Enver Hoxhës në vitin 1985, të gjithë njerëzit, të gjithë populli qante por këtë lot nuk do të zgjasin shumë se bënden një kohë shumë të shkurtër, jo një kohë gjatë, por rreth mbas 5 viteve do të përjetojë rënja komplete e komunizmit ku uh, populli u vërsul në paranije duke marrë dhe në botës. Por kjo solli pasojë shumë të mëdha sepse shumë veta vdiqën, shumë veta humbën jetën, shumë veta u bën pre e fuqive të jashtme. Uh, morën rrugën drejt Greqis, uh, morën rrugën drejt Italis, morën rrugën drejt Turqis, ambasadat unë bushën plot me Shqiptar, anijet unë bushën plot me Shqiptar, nëse një anijet më bante një uh, numër për 300-400 vetash ose 1.000 vetash, sasije njerëzve që hypën anijet më mbante 2.000-3.000 vetash, pra 4-4-5-4 më tepër, pjesa më e madhe anijeve njeve shkuan drejt Italis, ku në brigjet e Italis nuk i la Italia të aproeshin edhe disa her anijet i ti hodhe në det edhe kështu që humbë njërës shumë veta ku hodhe në këto anije ka qenë edhe vlajim nga në tjetër një pjesë shkuan në Greqi ku për muaj të tërë punuan dhe për të grekët nuk i paguajt në lekët dhe një pjesë shumë të madhe i vran që ato e ka pësuar për sëri daja jut ose vlajim, që ka pënuar 6 mujë dhe greku e ka, ka botë sopso, e ka hedhë në kosht të plerave, mos me dhënë lekun se është shqiptar, uh, Shqipëria u shkatërua. I ka bërë gjagji e nveri këto palate edhe populli vrapon e shemba të palate. Ka bërë gjagji e nveri këto fabrik edhe populli vrapon edhe shemba të fabrik. Ka bërë gjagji e nveri këto shkoll dhe njerëzit shkojnë dhe shembi në shkoll. Ka bërë gjagji e nveri këto rrug edhe njerëzit shkojnë edhe prishin ato rrugë. Pra një hakmarje, po hakmarje në bëndë të vetë vetja jonë, sepse prishin që si Të gjithë të gji. Jam të e bëhë zararin për vete. Kur uh, mund të përmbyset një, një, një situat, pra, dhe mund të vi një ullheshi tjetër, kalon nga komunizmin dhe demokrasi, po nuk është të thonë që të prishë shtëpia, të prishë shpatlatet, të vrasë shë njëri tjetërin, të shkatërësh rrugët, kur ato në duhet të përdorim. Të e më të mëdhaj që uh, mund të bëhen dhe zbesoj që një popull tjetër i ka bërë përveç se ne. E ne këtë ka mbo, ishin hesh. O si bota turki të të sa fabrika sa shkolla, e në ropt janë të jashëm. E në mosëm janë të thonë se ne nuk kemë shkollë, nuk kemë spital. E kisha e kisha. Po nuk kemë, çfarë më bë? Po sti kam një pyetje të madhe. Si filloi lufta civile? E çfarë thuat? Ah, pra, po pyet për kohën kur ishe fëmijë. Unë isha beb. Ti ishe beb, ishe në moshën 2 uh, vjeçare gjysmë atë kohë me vërtetësh një pyetje që nuk do kisha dëshir as ta merrja as të përgjigjesha dhe as ta kujtoja sepse është koha më e vështirë e jetës time dhe koha më e vështirë që një gjenerat mund të kaloj. Lufta civile filloi pra nga pasojat e mpareshme që theksova me rënien e komunizmit dhe ardhin e demokracisë ku nuk arritëm të kemi një qeveri udhëheqëse, nuk arritëm të gjejmë vetveten tonë si popull. Koha e luftës civile, pra po prekën të vitet 96-97, ku uh, ishte një grush tjetër i madhë për popullën shqiptarë. Ishte një kohë kur uh, kishte disa vite që njerëzit kishin vajtur jashtë shtetit, po punonin, dërgonin lek në familje dhe uh, po krijoi paksa gjendje ekonomike, po mundoheshin paksa pak të merrnin frymë, edhe ne uh, të themi që jemi njerëz, jetojmë si njerëz. Kur në këtë kohë ajo që krijoi për mendimin tim një grusht të madh që e përjetuam të gjithë uh, që shkaktoi edhe luftën civile, ishte ishin bankat falso. Pra bankat falso e kemi jetuar edhe këtu në Turqi uh, para ca kohësh ku u hapën bankat uh, që patjetër për këto kishte dieni edhe shteti, edhe të gjithë njerëzit për të krijuar një ekonomi, atë të gjithë fusnin lekët për të marrë një përqindje edhe për të krijuar një ekonomi sa më të mirë ato bankierët MLA që i besuam. Të ne nuk kemë mundësi me morë mrapsh? Jo, një jo, 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 jo. qeveria nuk ka qëfar t'japi, qeveria nuk paguan për këto raste. Kështu që uh, falimentimi e këtyre bankave, falimentin nuk më them, por uh, ato vjelë si hajdu të hajdut të, të cilët kishë një përkraje, më merë mëndja uh, në atë konga qeveria dhe nga grupet mafioze që shqiptarët për këto janë jo, for ku në botë për mafiat edhe pa tjetër që kjo ishte një goditit tjetër ekonomike, një ngritje në revolt të popullit edhe, edhe qeveria nuk ishte as një fushi që të shtypte të këto greva, kështu që vazhdoj një atësalim shumë i madhë, edhe këtu ra për qeveria, për mbysje e qeverisë, të gjithë, fuqit të armëve pra depot të shtarak e randë dorë të poplit, se ishte koha kur ishin kryuar grupe shumë të mëdha të mafias, ishte koha kur ishin kryuar grupe shumë të mëdha për organet të brëndshme. Pra, qeveria ishte në zero, si odhe në ato ko me 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 qindra mjëra fëmi të vejgjel janë grabitu nga grupet mafioze dhe në sytë të nënës, në sytë të babës të tyre, ose janë marrë dhe druguar diku tjetër, janë heqë organit të brëndsh për të shqitër edhe fëmin të prejtë sa ka kanë hedhë në derë. Ne mburemi me të shkuarën, por harrojmë më të shkuarën më të afërt se kush jemi. Pra gjithmonë themi na bëri ky na bëri ai, po në radhë të parë duhet të dalim para pasqyrës dhe të shikojmë veten tonë edhe çfarë shikojmë atje. Duhet në radhë të parë ne të bëjmë analizën e vetvetes son, pastaj të shortojmë të tjerë dhe pastaj të kërkojmë të tjerë, sepse gjithmonë kemi pasur krimi brenda. Çfarë ishin shkaqet që ju detyruan të, të largoheshit? Shkaqet, shkaqet ishin kaq të shumta sa që për cilat shkaqe mund të flas. Pra siç theksova më parë, Shqipëria ishte në një kaos ishte uh, mos mbrojtja. Nuk kishim një mbrojtje nga shteti, nuk kishim garanti i jetë. Ishin uh, ato shkaqe që, që na detyruan të lëmë, të lëm, në e bab, të lëmë vlla, motër, të lëmë gjithë fëmirin dhe jetën, të braktisim atë dhejon dhe të shkojmë diku ku nuk dim as gjuhën. Pra, me 16 majs të vitit 1997, ka qënë koha kur ne erdhëm Turqi, pra gjithë shka kishtë marrë fund. Uh, dua të kujtoj vetëm një rast nga ajo kohë, mbas se më mjafton si shkak. Ë uh, nuk e di çfarë date, çfarë ditë ka qenë, po vetëm si kohë, pra ka qenë koha maj, se ka qenë rreth 2 javë para se të vim në Turqi, kur uh, shikoj në shtëpi nuk kemi asgjë për të ngërën. Dyqani nuk ka asgjë, farmaci nuk ka, doktor nuk ka, ilaç nuk ka. Dhe vendosa të shkoj të futem në mes të plumave, dhe të shkoj aty ku grupet mafiozi kishin sjell maunë të mëdha dhe po merrnin një magazinë me ushqime dhe e dërgojnë ato e, e mbaseruani për ta shitur me vonë se do shqetësoj gjendja dhe e, ishte uria edhe fëmitë mi qani që qanin që të hanin buk, ajo që më dëtyroi të shkoj të futem në mes plumbave për të marrë një thes oriz. Shkova në mes atyre mora një thes oriz, ku një thes orizi të 50 kg dhe Në thel shqel që ishte 50 kg. Kur unë vetë mund visha vetëm 54 kg, nuk isha më tepër rond, thesi isha më i madh se si unë. Por nga një herë njeriu kur nuk ka rrugë zgjide, gjen ka një fuqi të madhe hyjnore. Kur më dolën ato djem që ishin atë përpara me me dy fek me me pushkë në dor, lethajsen tok ku po i çon kushyet ishin amar usimet. I thash ju po mushni makinat. Unë që marr duhes që e kanë fëmit pa ngroën, po vdesin ngauria, po jo vjen çom nuk javi mas një riu, se po të marrin gjithë nuk angel gjëne, kur ato kishin mushma unë, kur në doko dikush e pa këtë sken, a i që e pa ishte një shoku i vlajt tim, e kishe shok të ngusht, i liri dhe direk i tha ati, qëfar bën tha? Pse e ndalove rrugën? Jo, tha po nda meru shime, tha po merë thesët, po ti thajt, tha kush është ajo, tha se është motra e shoku tim, tha, edhe më tha mu moza, le e të thesët të se ti dërgoj me diku Kështu që ato ishin kushtet, ishin faktorët, ato çdo çdo gjonim çdo ditë, ato çikonim çdo ditë kishin frikë të dilnim jashtë, kisha frikë të hecja, se dikush mund të kapë në përdore dhe mu mund të merte të shiste, fmin ti mund të ma merte, mund të lente në mes të sheshit, edhe thon të thonë të mi e plek ose fmin të ashes të avras, pra këtu gjonë në dodhme. Kështë që vendosët hikë. Pyjtja e fundit, kur të gjithë shqiptarë të shkonin në Evropë, ti pësërë në Turqi? Pyjtja më vëndë, që shumë vetë më bëjnë këtë pyjtja, pëse në Turqi? E dhe mu janë të mpyjtë, këtu, qarë pun ke këtu, pëse e keve fotografinët të Turkit? Së <laughs> marim vështë, duhet me folë me kalëzu. Vendosja ime për të ardhën e Turqi është bërë momentale. Në atë kohë në vazhdoja të punoja në kopshtën e fushkrujës, pra në shkollën parashkollore, si që është në Turqishtë, në kopshtën e fëmijeve, dhe kisha një nëzënse. Nëzënsja, pra fëmija i vogël, kishte prinderit e saj që kishin ardhur dhe jetuar në Turqi. Dhe ajo, pa tjetër që kishte lindur në Turqi, dhe vjen uh, i ati dhe masaj dhe thonë që ne kemi ardhur të marim vajzën sepse ne do shkëm në Turqi, do këthejemi për sëri në Turqi. Dhe në to moment, mu shkrep pëtja dhe bindja që a mund të shkoj në Turqi, sepse më duaj pa tjetër në këto moment të largohesh nga Shqipëria, se uh, po jetoj e ko shumë të vështire nga të gjitha anët. Dhe i thash po, a mund të vion në Turqi? Tha, a ke pasaporti, I thash jo. A ke e lek? Jo. E po, si mund të vishë të Turqi? I thash unë e nëzjerë pasaportën, e nëzjerë lekun, e nëzjerë dhe vizën, po, po të vinë në Turqi, a mund të jetoj në Turqi dhe qëfar kushtesh mund të kemë në Turqi? Unë mendoja se në Turqi në atë nuk ka shqiptar. Doja të shkojnë në një vend ku nuk ka shqiptar. Doja të largohesh nga shqiptarët dhe kam, uh, kur kam hikur nga Shqipëria, kam marrë më atë mëndje që kur jetë në jetën tima nuk duhet të flasë shqip Nuk duhet të kujtoja zhjo për Shqiprin, sepse po kaloja kohët maksimum të vështira që ishin në vdekje jetë. Dhe jeta ishte që të largohesh në atë moment nga Shqipëria. Kështu që më tha, e, po atje tha mund të punosh, mund të gjejmë punë, çfarë pune mund të bëj, mund të shofësh një plak, mund të punosh në fabrikë, për këto Turqia ndihmon shumë njerëzit që vijnë dhe nuk është problem. Po të vijon në Turqi thashë, më kthejmë mbrapsh më? Jo, nuk të kthejmë, se të sigurojmë të një familje dhe të ato familjet mund të punojnë. Dakor, po i thash unë, unë qofta se vjen do vi vje me dy fëmijë, kështu që unë fëmijë uh, si do mund t'i shikoj. Po të gjesh ti plak për me pa edhe fëmijët aty të ajo shtëpi mund t'i mash, më tha. E, e kjo më erdhi diçka shumë, çfarë të them, si, si si një dhuratë prej Zotit. Uh, kështu që i thash ndakor, dakor, kur hikni, jo, tha, do ikni? Jo, thanë do shkojmë javën që vjen. I thash po, a mund të më merrni mua me vete, a mund të më siguroni punën? E po tha, duhet bësh pagesë, thash unë pagesën ta bëj. Sa lek duhet, nuk është problem. E dakor. Kështu që një natë para se të nisem, Uh, mërë në telefon vlajim, që rafmetit. Edhe i thamun që nëjësë të hikim Turqi. Thamun që pun ke në Turqiti, pse Pse të shkun Turqi, thët nuk të në Turqi, thët shkun ke rrugve të botës, dhe të thot me leti doli motër e sa drijot, mori rrugë të botës, shkoj rrugve. I thashun nuk mund dhe mendejt më këtu, unë e ka marrë pasaportën, e ka marrë vizën, e ka marrë biletën, unë nesër nisem për Turqi, po të lajmëroj të adish se mos thush pëse nukëm të regove. Atëherë më rëzit shumë, tha mos hik vion të marrë, shkojmë në Itali, hajdi në Itali, do mu largun nga Shqipëria, i thashën jo, unë do të shkoj në Turqi. E kam vendos edhe kur nuk thehem më mrapsh, nuk du të shkoj ku kam fare fis, ku kam shqiptar, du të shkoj atje ku nuk njof as njeri. Nuk du, të dëgjoj zosh shqiptar i Babën ti me lash të vdek në krevat, nonën ti me lash të sop mora rrugët e mare kuje i e themin e në, në Shqipë, se pashkojt një vend ku nuk di me folë, ku nuk di asgjë, nuk di që me pretë, ma se do vdesë, ma se do gëllë rrugëve, ma se do shqitëm rrugëve, gjithë shka mund të priste. Duhet të hidhja një hap të paktën, të paktën juve t'ju ju shpetoja nga kje gjendje, këshu shë, hypë në makinë. edhe mund të them që deri në kofi kemi ardhur me pistoleta mbres. Pastaj kaloj në Bullgari. Në Bullgari kemi ardhur në 6 më të mëngjesit, ku na u desh të prisim deri në 6 të darkës, se nuk ishte autobus për Turqi. Kështu që morëm autobusin tjetër nga Bullgaria erdhe në Turqi, që kur kam arrit në Turqi, kur jam zbrit në Topkapë, në Ulubatlë, kam rënë në Tokë, edhe kam pudh venin, dhe i kam thonë, "O no, Turqi, nuk të njoh, nuk të di. As gjuhën s'ta di, as kulturën s'ta di, as njëri nuk kam këtu." Jam ardh, jam dorëzuar tek ti. Ti Më mbro mu si ti është në naime, mu me fmitë mi mos në le që të më ndodhë një keqë mjetën time. Kështu që ishte hapi e mi parë në Turqi dhe kështu erë në Turqi. Po të flasë për arën në Turqi, pa tjetër që duhet një kohë e gjatë, sepse në Turqi pa tjetër që përrisnin shumë, 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 shumë gjërat të tjera, shumë dhimbjet të tjera, do ngelja mes rrugës, me ditë pa ngrënë papir, do të ngelsha e braktisme, do të humbja gjithë shka që kisha siel me vete, do të shkosha një cep gjami të ullë, të ullë zotit, o Zot me rjetë po me qpirtin, po shpeto fëmit e mi, mos me gjej gjo, do të jetosha disa mrekulli që asë kërkush në jetë nuk i ka jetu që më kanë dërgu të besoj të një fushi hujnore që mund të ma vejtë dorën gjithë pra ku flasë fushi hejnore, dhe të një fushi e plot fushishme që mu gjithë më ka prek në dorë pse kam vesh dur të shkurtra, jam sulmuar nga njerëzit e mbyll nga një pjesë, nuk mund të them për gjithë, mos ke shkuptohet sepse nuk është gjithë Turqia kjo, por ka qenë edhe ato të cilët i thonë vetes, jemi haxhik, kemi shkuar në Mekë edhe viqen me rroba të zeza, edhe pse kam pas dorën në shkurtën, kam thënë nga mrapa, prostituta, prostituta, edhe këto i kam kaluar në Turqi. Por prap kam thënë o zot, s'ka gjë, vjen një ditë që gjithçka do të kalojë dhe kështu që i kam bërë vend vetes, por çdo fatkeqësi në jetën time ka qenë një derë e madhe për mua. Më ka sjellë në mirësi më rapa. Prandaj unë çdo gjë që kam kaluar në jetën time, çdo fatkeqësi, çdo dhimbje, uh, unë gjithmonë kam thënë faleminderit. Mirë që e kam jetu, sepse e në kur isha unë kalama, e në mësusja ime, nuk ishte të më falë me mu se unë isha shqiptar, po të ashti ishin mi veti janë të më pa mu, e në më duhen shumë. Nëjse, bërën tuk që sërim, Soruyorsunuz ya sürekli ya Türkiye'yi niye bu kadar seviyorsun veya niye tarih videolarına bu kadar taktın, Atatürk'ü niye bu kadar seviyorsun vesaire. Bunu anlama şansınız yok çünkü siz kendi ülkenizden gitmek zorunda kalmadınız. Kendi toprağınızda, vatanınızda rahat bir şekilde büyüdünüz. Benim öyle bir şansım olmadı. Ben ülkemde yaşasaydım belki şu anda çoktan ölmüş olacaktım. Dolayısıyla bize ev sahipliği yapan ülke burası oldu. Burada büyüdük, burada okula gittik, burada askerlik yaptım gönüllü olarak ki yapmayabilirdim ve burayı kendi vatanın belirin. Bu yüzden de burada rahat rahat büyüyen ve bu ülkenin kıymetini bilmeyen, kendini akıllı zanneden insanların oturup da tarihine sürekli çamur atması, Atatürk'e veya buradaki modernliğe, buradaki laikliğe sürekli burun kıvırması hoşuma gitmiyor. Millet biraz elindekinin kıymetini bilsin diye özellikle tarih videoları çekiyorum. mundesh me folë prapë, ne do të mërojnë. Pra, kjo e, ishte e, një fillim jetë e ri, ku pa tjetër që këtu në plisë një vdekje tjetër më bashkë me ju, këto do të kaloj shumë të shkurtra, Uh, si që theksova, pa tjetër që kisha edhe disa pra, paragjikime nga njerës të ndryshëm që shumë më prejkën në zemër, por uh, karakteri im dhe primtarje ime, puna ime dhe mbajtja kokës timi lartë dhe kur nuk ju përshtat atyre njerëzve që donin e, të më tërhishin nga vetje e vetë, Un thash jam kjo do të më pranoni si kjo. Un nuk i përshtatem as njerëjve, ju, ju do të më përshtatni mua sepse un e di kush jam, nuk kam nevojë të më thoni ju kush jeni. Kështu që erdhi koha kur ato njerëz e panë realitetin dhe më dolën kraha. Ato që më thonin prostituta me durë të shkurtra, ka qenë ajo i cila e kam lëvdhni fshat të, të tërë me njerëz, edhe ka shkutë dera e qeveris duke kërkuar të drejtë në vendbanimit tim këtu. Pra, e, mund të them këtë se në ditët e para patjetër ka qenë vështirë por me kalimin e kohës kam pa një ngrohtësi aq të madhe, kam pa një miqësi aq të madhe, kam pa një dashuri kaq të madhe nga ato njerëz që sot mund t'i themi fshatar, mund t'i themi të paditur, mund t'i themi njerëz pa pa far kulturë, nga ato un kam par miqsin, dashurinë, kam par uh, dashurinë në njëne, kam par gjithçka dhe e, uh, pa tjetër që koha do kalonte, do të përjetonim situatën më të rëndë si që ishte të tërmeti, ku do të ngelim në ngërmidhate palatit 7-4, ku kjo fatkesi prap do të më hapë të rrugët e jetës, sepse unë jam kërkuese dhe nuk pres as gjë gati nga askush, ku përsëri me thonjt e mia, me gishtat e mia, me kërkimet e mia, me vullnetin tim, sa në rëmbu ka dali të alidir. Shëndi rikë që konë kina pol bitirmek lazım, diar videolarda, gërëshmek uzere. Teşekkür ederim, hoşçakalın, sevgiyle kalın.